Çağlayla yeni bir günden herkese Günaydın Efendim hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü ilk konum Profesör Doktor Mehmet Murat Tuncer Hocam bizlerle beraber. Nasılsınız? Çok teşekkürler sağ Hocamızla bugün ilk olarak su konuşacağız. Su aç karnına mı içilmeli yoksa yemekten sonra mı içilmeli, ne kadar içilmeli? E, suyun birazcık öneminden bahsedeceğiz. İstediğimiz suyun kalitesinden bahsedeceğiz. Sonra meyveyi yemekten sonra yemek zararlı mı bakacağız? Hızlı kilo vermenin karaciğer yağlanmasını arttırdığı doğru mu diye soracağım. Her yemek sonrası yaşanan karın ağrısının nedenleri ne olabilir diye bakacağız. Ve siyah sarımsağın mucizevi faydalarını hocamızdan dinliyor olacağız. Mutfağımızda gıda mühendisi sevgili Tuğba Bayburtluoğlu var. Nasılsın? Hoş Hoş geldin. Hoş bulduk. Süperim. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün bayağı bir tarifimiz evet, olacak. Evet. Şimdi aslında herkesin çok iyi bildiği ama bazen yani ne zaman yapacaktık? Hangi hastalığa karşı veya işte bir belirtiye karşı iyi geliyordu? Bilmediğimiz doğal şifa kaynağı siyah turp ve bal. Nasıl hazırlanır öğreneceğiz. Pekmez, karabiber bileşimi sağlığımız için neden çok faydalı. Bahçemizde, çevremizde yetişen bilgileri toplayıp çay halinde tüketmek ne kadar doğru? çayı en sağlıklı şekilde nasıl demleyebiliriz? Gıdaları en sağlıklı şekilde nasıl saklayabiliriz ve daha neler acaba? Bir de bayat ekmek Böreği ve tatlısı yapacağız. Böreği, yani evet. Dolapta ne varsa değerlendireceğiz. Bugün çok dolu bir programımız evet, var. Evet, dop doluyuz. Ebru'cum sen nasılsın? İyiyim Çağla'cığım, çok teşekkür ederim. Bakayım nasıl gidiyor? Ya biraz küçük bir iş, niye bu kadar sürüyor diye düşünebiliriz ama ince ince o kadar tek tek detaylı hazırlıyoruz Can. ki. Canım biz o yaprakları gördük, tek tek yaptın yani, evet. yarattın yani o yaprakları. Bugün de ilave yapacağım, tekrar yapraklarım olacak, eskitmelerini yapacağım. Şöyle üzerine yazıyla aralara stencil girip, Camdaki boşluğu Ay, çok dolduracağım. Güzel, çok güzel. Yağlı boya gölgelemelerini yapacağım. Bugün belki bitirebiliriz. Hadi bakalım göreceğiz programın sonunda ne şekil almış Hı -hı. birlikte bakacağız. Sevgili izleyenlerimiz programımızda bizim artık yepyeni bir bölümümüz başlıyor. Hocam hep anlatıyoruz sağlığınıza sağlık katıyoruz bilgilerle diye ama tabii ki ekranda başındaki izleyicilerimiz de birazcık bu konuya dahil etmek istedik. Bizleri arayacak olan iki kişiyi baştan aşağı eğer bir, tabii ki bir sıkıntısı mutlaka vardı ya da neyim var ben bilmiyorum diyen kişilere iki kişiye A'dan Z'ye tepeden tırnağa check up yaptıracağız ve sağlığınıza sağlık katacağız. Buyurun tanıtımımızı izleyelim. Programımızda yepyeni bir bölümümüz başlıyor sevgili izleyenlerimiz. Kendinizi uzun zamandır yorgun ve hasta mı hissediyorsunuz? Hemen bizi arayın, sizi alanında en deneyimli, en başarılı doktorlarla buluşturalım. Baştan aşağı check-up yaptırıp sağlığınıza sağlık atalım. Telefon numaramız 0212 702 42 42. Hemen arayın, şanslı iki kişiden biri siz olun. Evet heyecanla telefonlarınızı bekliyoruz diyeceğim. İlerleyen dakikalarda da Kürşat Yıldırım bizlerle beraber olacak. Kürşat Yıldırım kim diye soracak olursanız gerçekten bu dönemde herkesin konuştuğu Almanya'da kendi halinde bir hayat yaşarken şans oyunundan tam 10 milyon euro yani yaklaşık 200 milyon TL kazanarak hayatı değişen Kürşat Yıldırım'ı eee stüdyomuzda ağırlayacağız ve tabii ki hikayesini, hayatındaki değişimlerini, neler yapmak istediğini konuşuyor olacağız. Ama önce isterseniz hocam görüntülü sorularımız çok fazla. Onlarla Allah, minik tabii. minik başlayalım efendim. Hı -hı. Buyurun. Hocam merhaba. Suyu aç karnına mı içmeli yemekten hemen sonra mı? Her zaman içiliyor aslında su değil mi hocam? Yani aklımıza geldikçe yudum yudum aslında en güzel cevabı verdin de bunun genel olarak. Çünkü su bir hayattır, evet. su sağlıktır. Tabii temiz hmm. e, su, pH'si 7,5 ile 8 arası olan su. Su aslında senin de söylediğin gibi çağda her zaman içilebilir. Hmm. Yani beyin eğer susuz, ben e, ihtiyaç duyuyorum diyorsa o anda içilebilir. Ama buradaki asıl bu sorunun esprisi yemek yerken... E, Fazla miktarda su içersek evet. e, hem yemeğin e, verdiği hacim evet. genişlemesi hem suyla birlikte aşırı bir şişkinlik hissedebiliriz. Olmuş, Ama bir diğer esprisi bu konunun eğer yemekten en az yarım saat önce en az iki bardak kadar yudum yudum ılık su içersek bu da bir hacim meydana getireceği için tokluk hissi verir ve, ve az yemek yememizi sağlar. Evet. Demek ki yarım saat önce veya bir saat sonra suyu içmemiz daha yararlı olur. Su içmek zayıflatır mı hocam? Her zamanki içtiği ölçüden daha fazla su içmeye başlayan birisinde tabii ki gözlemlenen bir takım olumlu değişiklikler mutlaka oluyor. Ama bunlara kilo vermek dahil mi? Şimdi bunun e, kısa yoldan cevabı su direkt olarak zayıflatmaz. Ama indirek olarak zayıflamaya, kilo vermeye yardımcı olur. Nasıl olur? Az önce söylediğim gibi yemekten önce ve yemekten sonra içilen sular su bir kere kalorisi sıfır kalori olan e, bir mucizevi bir e, evet. İçim sıvı. E, kaynağı hı hı, sıvı. Hı. E, dolayısıyla suyu içtiğimiz zaman şöyle e, zayıflamaya yardımcı olur. Mide genişlediği için açlık hormonu grelinin salgılanması azalır. İ, kişi daha az yemek yer. Dolayısıyla bu şekilde zayıflamaya yardımcı olur. Yoksa su direkt olarak zayıflatıcı şey yok. etkisi yoktur. Yani. Peki yapılan araştırmalarda suyun metabolik hızı yüzde otuza kadar arttırdığı tespit edilmiş. Özellikle mesela gece yatmadan önce içilen yarım litre suyun metabolizma yüzde oranında arttırdığı, arttırdığı da bir dönem konuşuluyordu. Katılıyor musunuz? Yani direkt katılmıyorum doğrusunu istersen Çağla. Çünkü yüzde otuz çok yüksek bir rakam. Yüzde Ben yüzde çektim hocam. Evet sen yüzde çektin ama bunun gerçeği yüzde beş civarında. <laughs> E, hakikaten metabolizma hızını artırabilir çünkü metabolizma hızı öyle bir şeydir ki çok kısa istersen birkaç cümle evet, söyleyeyim. Evet evet önemli. Neden benim yani, e, yavaş çalışır, söyler, hızlı hızlı metabolizma hızını artırıyorum? Herkes söyler metabolizma hızım yavaştır hızlıdır şudur budur hakikaten metabolizma yani bazal metabolizma hızı dediğimiz ...hiçbir aktivite yapmadan dinlenme halinde olan vücudun hayati organlarını devam ettirmesini... ...hayatiyetini devam ettirmesi için gerekli olan enerji miktarı bazal metabolizma hızıdır. Hı hı. Bu kadınlarda 1000 ila 1200 civarında, erkeklerde 1200-1600 civarındadır kalori şeklinde. Hı hı. Bunun üzerine biz bir takım yemeklerle bunu hareket kabiliyetimize göre artırabiliriz. Evet. Ama bazı tiroid hastalıkları, bazı endokrin bozukluklar, bazı olumsuz sebepler bunu daha da aşağıya çekebilir. Onun düzelttikten sonra metabolizma hızını yükseltmemiz gerekir. Dolayısıyla bazal metabolizma hızı kasa göre, boya göre, yaşa göre, kiloya göre Değişiklik ve endokrin hormonların salınım hızına göre de değişiklik gösterir. Hı hı. O bakımdan yiyorum ya çok az yiyorum ama, ama zayıflamıyorum diyenlerde bazal metabolizmayı dikkatli olarak tespit etmek gerekir. Kas oranı arttıkça metabolizma hızlanıyor diyebiliyoruz, değil mi hocam? Tabii aslında ki, da? doğrudur. Peki, bir diğer görüntülü sorusuyla soruyla devam edelim buyurun. Hocam yemek yedikten sonra meyve yemek zararlı mı? Yemek yedikten sonra meyveyi yemek zararlı mı? Evet bu da çok aslında sorulan sorulardan biri. Şöyle ki yani yemeği yedikten sonra hemen bir ya da birkaç çeşit meyveyi birlikte yersek fermentasyon dediğimiz olayla laktik asit miktarı artarak Mayalanma olayı dolayısıyla midenin ekşimeye yatkınlığı biraz daha artar. Hmm. Özellikle geç boşalan midelerde bu iş daha da fazla olur. O bakımdan yemekten en az bir saat sonra ben meyve yemeyi öneriyorum. Bir de bir gelenektir yani böyle kocaman bir meyve kasesi işte portakalı, muzu, elması mevsimine göre olur ve... E işte anne soyar bütün çocuklara verirdi normalde ama şimdi artık meyve zannedersem birazcık daha ara öğün ve tek bir meyve olarak karşımıza çıkıyor Çok daha, doğru. Yani aslında yani o daha mas, doğru. Bir bir evet. elma gibi. Eee bir orta boy muz, bir elma, diyelim bir portakal bunu yiyebilirsiniz. Ama ara öğün olarak tüketebildiğiniz gibi ya yemekten sonra yemek istiyorum. E, ye tabii ki ama en az bir, bir saat geçsin midenin boşalma ve yiyeceklerin kimus dediğimiz belli bir kıvama gelsin. Ondan sonra zaten midede yer açılır. Şişkinlik gaz olasılığı en aşağıya düşer. Dolayısıyla hemen yemeğin ardından değil de bir saat sonra Yemek çok daha sağlıklı. Sağlıklıdır. Bir sonraki soruyla hemen devam edelim. Buyurun. Soda içmek faydalı mı zararlı mı? Ben çok içiyorum çünkü. Gerçekten sodayı ben çok seviyorum. Özellikle yemeklerden sonra. Çok derken ee, acaba ne demek istedi, değil mi hocam? E, tabii. Yani şimdi soda, içiyorum. yani bunu maden suyu şeklinde söylemek biraz daha doğru çünkü. Bunların sodanın karşılığı genelde pratik yaşamda içerisine karbondioksit enjekte edilen yapay sular, mineralli diye sunuluyor. Halbuki benim söylemek istediğim gerçek manada e, soda diyelim e, kaynak sularından elde edilen maden sularıdır. Bunlar mineral bakımından çok zengindir, hakikaten faydalıdır. Ara sıra öyle hep, çok fazla soda içmek içerdiği sodyum ve klorür açısından... ...özellikle belli bir yaşta sonra tansiyon problemi olanlarda hmm. e, olumsuz etki yaratabilir. Yükseltiyor mu tansiyonu Yükseltici, hocam? Yükseltici tabii. Su tutucu etkisiyle hmm. sodyumun. Dolayısıyla tansiyonu yükseltebilir ama yemeklerin üzerine birer maden suyu içebilirsiniz. Son derece yararlıdır. Ara sıra içebilirsiniz. Ama bir oturuşta 3-4 tane maden suyunu peş su peşe niyetine, maden su, su niyetine... Suyu Avrupa'da genelde gelenek öyledir. Evet, evet. Mineralli, mineralsiz su sorulur. Hı hı. Ama bunun oradaki sodyum oranları daha düşüktür. Dikkat ederseniz fazla rahatsız etmez. Bizdekiler biraz daha fazladır. O bakımdan ölçülü yani ara sıra haftada birkaç kere veya yemeğin üzerine çok soğuk olmamak kaydıyla tüketebiliriz tabii ki. Müsaade ederseniz Tuba oradan bana el sağladı bir şey eklemek istedim diye ee, naçizane bir bilgi eklemesi olarak bir gıda mühendisi anne olarak hocam Piyasada Türkiye'de çok fazla kaynağımız var. E, bu kaynaklardan çok güzel maden suları çıkıyor sizin dediğiniz gibi. Hocamızın bahsettiği özellikle karbon e, dioksit eklenmiş sular bizde pek yok. Ama şu anda şöyle şeyler çıktı. Onu hemen eklemek istiyorum. E, i̇şte karpuz aromalı, çilek aromalı, hı, tatlandırıcılı vesaire. Onları da hocam takdir edersiniz ki çok fazla tüketmememiz gerekiyor, değil mi? O anlamda fikriniz nedir? Ben çok tercih etmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse Çünkü çok fazla şeker Gizli şeker içerebiliyorlar Gizli tatlandırıcı içerebiliyorlar Çok fazla aroma içerebiliyorlar Türkiye'deki maden sularının çoğu Gerçekten çoğunlukla kaynak hmm. Üzerine bakmak lazım hmm. Onun dışında bir de böyle bir son dönemde gazosumsu maden suları da var Onlara da dikkat etmek lazım diye Naçizane ekleyeyim onu söylemek istiyorum. Yani yapay tatlandırıcıların olduğu veya yapay maddelerin katıldığı soda adı altındakileri kesinlikle pek önermiyorum. Bir kere yapay tatlandırıcı başlı başına bir handikap. İkincisi Türkiye'de büyük bir kısmı Tuba hanımın dediği gibi kaynak sularımız var ama ben biliyorum birkaç marka da var ee, tabii şey olarak. Karbondioksit enjekte ediliyor ona dikkat edilsin Aa. o tür şeylerin pek yararı yok Hı. bizim ülkemiz doğal maden suyu kaynağı o bakımdan onu rahatlıkla tüketebilirler. Peki teşekkür ediyoruz ve hemen bir sonraki soruyla devam ediyoruz buyurun. Çağla Hanım merhabalar hocamızda bir sorun var sessiz safra kesesi taşları ne anlama gelir tedavi edilebilir mi? Sessiz safra kesesi taşları ne anlama geliyor hocam? Ee, bu aslında önemli, çok atlanan bir konu çağda. Şöyle insanların büyük bir kısmında toplumda safra keselerinde taş var haberi yok. Tabii. Dolaşıyor Ağrısı devamlı, asemptomatik de. diyoruz. Evet. Yani şikayet vermeden safra kesesi taşı en çok kimlerde olur? Çok pratik olarak annende varsa, babanda varsa, hmm. birinci derece yakınında varsa sizlerde olma olasılığı ebeveynli çocuklarda oldukça yüksek. Hmm. İkinci faktör yanlış beslenme sonucu oluşabilir. Sessiz safra taşları eğer check-up sırasında tespit edilmişse takip edilmesi gerekir. Şimdi her Sonradan safra da mutlaka sıkıntı yaratır mı yoksa bir insan ömür boyunca o asom... asemptomatik şekilde devam eder mi hayatına? Güzel. Yani <laughs> genel olarak ben boşuna demiyorum fahri e, doktorluk şeyi e, verebilir, yıllardan beri sana verelim diye. Çünkü çok güzel bir soru. Yani Böyle ömrü boyunca da böyle gidebilir. Ama bir genel cerrahi uzmanına giderseniz hemen alalım der. Ya adamın ha. şikayeti yok. Hiçbir bulgusu yok. Ha işte lerde kanser yapar. O şekilde bir ilişki, direkt ilişki yok. Ama şikayet yapıyorsa net sonucu safra kisesinin ameliyatta alınmasıdır. Hmm. Ama bunların bir kısmı safra kesesi çamur şeklinde taş arası, taşla çamur arası olduğu için hı hı. bunlara bizler gastroenterologlar olarak tıbbi tedavi veriyoruz. O taşı parçalayıcı, su haline gelici, yüzde elli etkisi olan 6 ay müddetli ilaç tedavisi veriyoruz. Hakikaten bazı hastalarda... Kayboluyor hiç ameliyata Gidiyor. falan gerek olmuyor. Ama sen ayda bir iki kere ağrı yapıyorsa, ateş yapıyorsa, oh. artık hayat kaliteni bozuyorsa kesinlikle tartışmasız. kesenin tartışmasız alınması lazım. Alınması gerekiyor. Peki bir diğer soru geliyor. Buyurun. Çağla Hanım merhaba. Hızlı kilo vermek karaciğer yağlanmasını arttırıyor mu? Hocama bunu sormak istiyordum. Teşekkür ederim. Enteresan bir soru. Yani karaciğer yağlanması, karaciğer yağlanması çok moda oldu. Popüler bir konu halinde yıllardır, son yıllarda çok işliyoruz. Çok da doğru. Eskiden biz buna biraz daha az önem atfediyor idik ama beslenme hatalarıyla, yanlış abur cubur beslenmelerle karaciğer yağlanması öyle bir noktaya geldi ki dünyada ve ülkemizde obezite ile birlikte olsun ya da olmasın sadece kilolu kimselerde değil zayıf yanlış beslenen kimselerde de karaciğer yağlanması görüyoruz. Ha, karaciğer hı. yağlanması %20 oranında karaciğer sirozuna dönüşebiliyor. Orada da yine %15-20 oranında karaciğer kanseri gelişebiliyor. Hı. Ama illa yani göbeği olan kişi şimdi göbeği olan bir kişinin karaciğeri %100 yağlı demek midir? Bunu bir sorayım önce. Değildir. Bu değildir. da çok güzel. Yani bu bu çok ya illa senin göbeğin var. Adama bakıyorsun kilolu ultrasonda tertemiz karaciğer hiçbir yok. Olabiliyor ama aynı şekilde zayıf bir kişi zayıf bir kişi bakıyorsun üçüncü derece yağlanması var. Yani direkt bir korelasyon yok. Hmm. Evet obezlerde kilolarda daha fazla görülüyor. O ayrı bir nokta hmm. ama kaide değil. O güzel. Tamam. Ama biz bu karaciğer yağlanmasını kilolu kimselerde diyoruz ki Hayat kaliteni düzelt, hmm. kaliteli beslen, yürüyüş yap ve karaciğer yağlanması geriye dönebilen bir olay. Sirozdan kurtulursun. Haftada yarım ila bir kilo öneriyorum. Haftada bir kilo verse en fazla hmm. ayda dört, dört kilo yapar. Kadar. Ama haftada sen beş kilo, altı kilo vererek bir anda bir ay içerisinde on beş yirmi kilo verip karaciğer yağlanmamı Tedavi ediyorum dersem bu çok hatalı çünkü vücutta karaciğer hücrelerinde patosit dediğimiz bir reaksiyon başlıyor. Ne oluyoruz diyor bir anda. Hmm. Yani yağlanmış olan karaciğer evet. hücreleri ani reaksiyona şokla cevap vererek daha da reaksiyonel bir şekilde yağlanmayı artırabiliyor. Biz Sadece kilo verirken hep yağ gittiğini düşünüyoruz ya hocam. Evet. O yüzden karaciğerdeki yağlanma da herhalde. Onun için yavaş diye yavaş yavaş her yani, şeyde olduğu gibi bizim burada. ölçümüz. Burada da ölçüyü kaçırmamak, kilo vermeyi dengeli bir şekilde, ölçülü yapmak lazım. Peki. Ee, bir diğer sorumuz geliyor. Buyurun. Hocam her yemek sonrası karnım ağrıyor. Normal mi? Şişkinlik oluyor. Normal. E şimdi yemek sonrası bunu özellikle vurguluyoruz bazı durumlarda. Eğer yemekten sonra karın ağrısı ki bunu mide bölgesinde olan ağrıları da karın ağrısı olarak çoğu dile getiriyor. Eğer yemekten sonra şişkinlik, karın ağrısı artıyor ise tamam %80'inde hatta 90'ına varan oranda fonksiyonel dediğimiz midenin uyum bozukluğuna bağlı ağrılar fonksiyonel ağrılar olabiliyor. Biz bundan korkmuyoruz ama Geri kalan da eğer yemekten bir saat sonra hmm. karın ağrısı, mide ağrısı oluyorsa... Neler olabilir bir, hocam? pankreas hastalıkları. Allah pankreas, korusun. kanseri ve pankreatit. Aman. İki, safra kesesi hastalıkları. Üç, karaciğer yağlanmasının reaksiyonel sonuçları. Dolayısıyla safra kesesi, pankreas ve karaciğer üçlüsünü mide ile birlikte iyi değerlendirmek lazım. Eğer iki haftadan fazla bu devam ediyorsa mutlaka bunun kökenini araştırmak, araştırmak lazım. lazım. Ee, okullardaki salgını konuşacağız. rotavirüsün ne olduğunu ve diğer virüsleri konuşacağız ama son bir soru var sizlerden gelen. Bakalım. Hocam ailede mide kanseri yaygın. Ee, anne tarafımdan. Ben de üsar hastasıyım ve tedavide oldum. Şu an perhizlerime dikkat ediyorum ama endoskopi yapılmıştı. Kolonoskopi de yapıldı. Fakat endoskopi de Helicobacter çok yüksek çıktı. Uzun vadeli bir antibiyotik tedavisi gördüm ama ondan sonra perhizlerime dikkat ediyorum. Ara ara uzun süren açlıklarda mide az çekiyorum. Sebebi nedir? Normaldir. Evet, şimdi Arm efendinin sorusu aslında güzel bir soru. Önemi Cütli şuradan. Ailede mide kanseri var. Veya kalın bağırsak veya başka kanser geni var. Şimdi bu tip kimselerde 40 yaşından sonra ki ben 30-35 yaşından sonra e, takibe başlanmasını öneriyorum. Mutlaka yakından takip etmek gerekir. Mutlaka mide kanseri olacak diye bir kaide yok tabii olmayabilir ama ülseri var. O ülser normalde ülser ülserdir, kanser kanserdir ama böyle... Aile yükü olanlarda çok yakından takip etmek gerekir. Evet. Artı Helicobacter pylori dediğimiz mide mikrobu var. Biliyorsun o zaman çok evet, konuştuk. Evet evet evet. Bizim ülkemizde yüzde 60'lara 70'lere varıyor. Dünyada yüzde 50'dir oranı ortalama. Hı -hı. İngiltere'de falan daha düşüktür Hı -hı. ama Helicobacter pylori mide kanser oluşumunu kolaylaştırır. Hı -hı. Gastrit ve ülser oluşumunu kolaylaştırdığı gibi ama ailede böyle kanser öyküsü olanlarda Pek geçmedi diyor mutlaka onu yeni tedavi yöntemleriyle temizlemek lazım. Gerekiyor. Yoksa takip edilir gidilir herhangi problemde takip edilmek adıyla olmayabilir. Peki teşekkür ediyoruz hocam bu önemli cevaplar için. Şimdi okullardaki salgınlara birazcık bakalım. Rotavirüs besin alerji riskini artırıyor aynı zamanda. Erken çocukluk döneminde şiddetli sıvı kaybı yapan ishalin en önemli sebebi olan rotavirüs enfeksiyonu şu anda okullarda salgın durumunda biliyorsunuz. Uzmanlar rotavirüsün bağırsak geçirgenliğini büyük ölçüde artırarak besin alerjisi riskini art, aynı zamanda da arttırdığını dile getirmiş. Hocam rotavirüs nedir ve nasıl bulaşıyor konuşalım isterseniz. Çağlar, rotavirüs tabii kış aylarında özellikle çocukları etkileyen, erişkinleri de etkileyebilir ama bir RNA virüsü en fazla en önemli özelliği de temizliğe dikkat etmeden bulaş yoluyla geçmek. Eşyalardan geçebilir, elin ağzına temiz olmayan elin ağza götürülmesiyle kişiden kişiye bulaşabilir. En fazla da 5 yaş altı çocuklarda görülür. 600 binden fazla ölümlere sebep oluyor dünyada hmm. ve dolayısıyla kış aylarında pik yapar önemli bir virüs e, virüs olduğu için direkt tedavisi yok ha aşısı var mı aşısı var, var. ama bizim devletin şu anda normal rutin kontrolünde mi? değil, değil. eğer siz e, isterseniz alırsınız talep edersiniz e, aile hekiminiz veya sizin hekiminiz yapabilir. Rotavirüs özellikle kusmayla, ishal ile seyrettiği için hı hı. en önemli handikapı isale bağlı çocukluk döneminde dehidratasyon dediğimiz susuzluk olayıyla böbrek yetmezliği, e, kalp yetmezliğine sebep olup ani ölümlere yol açabiliyor takip edilmez ise. Hı hı. Çünkü her zaman söylerim çocuklarla yaşlıları ben hep aynı görürüm. Hı hı hı. İkisinde o de denge hassasiyet. hemen bozulur bu erişkin yine tolere eder hı hı ama hı hı. yaşlılarla çocuklarda denge çabuk bozulduğu için, özellikle de sıvı kaybı olduğu için ishal, bunlar da süratle sıvı kaybının yerine koyup çocuğu tedavi yoluna gitmek gerekir. Yüksek ateş yapar, kusma yapar, sulu ishal yapar. Bunların küçük çocuk, çocukların kakaları 2 yaş altı yeşilimsi ve müküslüdür. Hı hı. Yeşilimsi bir kaka çıkıyor ise bu rotavirüs kışın özellikle olabilir. süratle buna eğer kusuyorsa serum takmak lazım. Kusmuyorsa... Ağızdan özel karışımlar var. Burada daha önce de yaptık tuzla, bikarbonat ve şeker karışımıyla. Mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Onları mutlaka tedavi etmemiz gerekir. Kaybedilenin yerine koyulması Kaybedilen, gerekiyor. Bir de evet. noravirüs vardı hocam galiba değil mi? O da aynı şekilde bu virüs ailesinden. Hepsi zaten virüs, karakterler farklı. Aşağı yukarı belirtiler aynı gibi değil mi hocam? Benziyor yani. Birazcık şey rota ayrılıyor. Şimdi daha çok popüler olan işte adenovirüs gibi, influenza gibi. Adenovirüs ile rota ikisi daha meşhur. Hmm. Çocukluk çağı için. Çağ için. Biliyorsun şimdi günümüzde de dör, üçlü dörtlü virüsler erişkinler için ciddi şekilde etkiliyor. Evet, evet. Bunlar influenza virüsü, koronavirüs. Ha. bu omikron tipiyle birlikte e, rinovirus rinovirüs burun akıntısıyla birlikte gidiyor ve dolayısıyla adenovirüs bunlar üçlü dörtlü kombinasyon kombinasyon yapıyor. Hı -hı. Erişkileri de etkiliyor. Bağışıklık sistemi birazcık zayıf olanlarda e, ciddi şekilde yoğun bakımlarda yatışlar artmaya başladı. Onun için diyorum ki kapalı yerlerde lütfen artık bunu bir Aynen. gelenek haline getirelim. Maskemizi e, takalım. Takalım. Toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde, açık havada takmaya gerek yok. Gerek yok. Ama artık yani unutmamamız ve bence tekrar hatırlamamız gereken bir dönemiz gerçekten salgın halinde bir pandemi olmasa da. Şimdi e, Tuba'cığım istersen minik minik tariflerimize başlayalım. Hocamız da bize eşlik ederse çok seviniriz özellikle. Gribe karşı doğal karışımlar yapacağız. E, hastalık savar şifalı illere birlikte bakıyor olacağız. Hangisiyle başlayalım? Nerede başlayalım? Orada başlayalım, burada başlayalım. Orada bizim şeylerimiz. Hadi oraya geçelim. Öyle mi geçelim? Tamam. Sizde. Tabii ki. E, e, tamam olur. Masayı da ortaya alırız. Oradan hmm. devam ederiz. Hocamız da buradaki şifalı besinlerimizle ilgili bize güzel, güzel bilgiler verecektir. Düşürmeyelim lütfen. Düşürmeyelim. Düşürmeyelim Mervan. Hocam buyurun. Ne? Evet hangisiyle başlayalım? Şu siyah turp. E... Ya açıkçası o benim annemin tarifi. Hocam turp zaten iyi, bal zaten iyi. Bir araya getirince böyle bir kombo oluyor sanırım. Evet, artık birçok kişinin buzdolabını açtığınız zaman orada duruyor değil, değil mi o turp? Aynen öyle. Bunu hatta dün biz e, gelmeden önce hemencecik pazardan aldık. içine oyduk şu şekilde. Hı hı. Gö şöyle. Görülebiliyor sanırım. ve Ben bunu gerçekten otobüste gelirken sakın onu devirmeyin falan diye böyle geldim. Sonra <laughs> burada döktüm. Burada döktüm çok komik. Sorma yani. <laughs> <laughs> Bunu ne yapıyoruz esasında ee, anneciğim öpücüklerimi gönderiyorum kendisine. Keser içini oyar ve bu şekilde altını da minicik deler. deler. Ve, Şöyle altını altında gösterelim mi şimdi ne kadar delinecekti falan. Yani bu şey damlayacak kadar minicik. Eğer turbunuz çok büyükse hiç dermenize bile gerek yok. Çünkü orada Zaten. önemli olan e, şeyin turbun içinde o balın e, oradaki özütü bir şekilde alması ve aşağıya damlaması, damlaması. ya da içinde kalması. E, bu tabii ki ee, bu haline olduktan sonra bal biliyorsunuz oldukça yoğundur. Ee, o yoğun şeker, e, yoğun bir ürün olmasından dolayı öyle bozulmaz. Bal kolay kolay bozulmaz. Hı hı. Ama bir, bir miktar tabii turptan gelen su, başka şeyler falan olduğu için bunun bozulabilme ihtimali olduğundan bunu bir an önce tüketmek lazım. Yani şu miktar Buzdolabında dursun bir hafta içinde fermente olmadan tüketilsin ki e, şey yapmasın. Yani her hafta taze hazırlanırsa daha iyi. Hangi durumlarda kullanabileceğimizi hocamız bize anlatırken Tuğba'cığım senden rica etsek de o turpun nasıl açıldığı nasıl oyulduğunu yapabilirsen çok seviniriz hocam. Aynen. Şimdi aslında Çağla e, turp yeri gelmişken özellikle vurgulamak lazım. Aslında bazı mutfaklarda bir türlü biz e, Türk ailelerinde yerleştiremedik henüz çok önemli bir kış yiyeceği tur. Hakikaten antioksidan kaynağı, bağışıklığı güçlendirme yönünden hem kolay ulaşılabilir. Evet, Pucuk yönü de yok. Aynen, Aynen. Evet, evet. Özellikle siyah turpa erişebiliyorsa o alula ala derler ya en iyisi. En iyisi. Ama diğerlerini de e, Rahatlıkla mesela bir lahana brokoli ile birlikte salata mı yanında mutlaka turpu olsun evet. hmm. vazgeçilmez kız salatası içerisinde bunu artık alışsınlar nasıl maskeye alışın diyoruz buna hmm. da alışın Turbanın. çünkü çok az kullanılıyor hmm. bazı yan etki nedir gaz yapıcı etki evet. e, yönü olabilir hiç mühim değil o hiç mühim değil. Akşamları yanında. Evet. Bazı acı oluyor. Akşam. Bazı da elma gibi oluyor ya böyle kükin, Aynen öyle. Kükin, ben o yüzden üzerine, kış limon, tuz. evet kış salatasında çok şey yapıyorum. Ee, genel olarak hani Türk beslenmesinde tamam artık vaktimiz yok. Anneler daha fazla çalışıyor ki lütfen çalışsınlar. Yani tabii, herkesin çalışması tabii gerekiyor artık evde. Ama bu demek değildir ki her zaman rafine gıdalar, ee, aşırı pakette aşırı işlenmiş gıdalar. Ben o yüzden ee, naçizane fazlasıyla sebzeyi tekrar e, Türk mutfağında yeteri kadar var. İşte mücverlerimiz vesaire bir sürü sebze yemeğimiz, zeytinyağlarımız et yemekten içinde. Salatalarımız özellikle. Döne döne sebzeye ve meyveye. Özellikle sebzeye çünkü diyetisyene gittiniz de hocam siz de muhtemelen <laughs> öylesinizdir. Sebzeyi hiçbir zaman istediğin kadar ye diyoruz değil mi genel olarak? Tuğba Hanım şimdi Akdeniz hocam tipi şey beslenmeyi kadar iyi Aa, şey kadar yiyin demez. Ah öyle mi? Çok evet. pardon. Akdeniz tipi beslenme Dünya Sağlık Teşkilatı'nca da bu yılın örnek beslenme diyet olarak evet. önerildi. Bunda ne var? ...sebze ağırlıklı var... Evet, evet itibariyle... Evet. ...şimdi mesela turp için organik midir... ...şöyle midir, katkı var mıdır... O, o, ...onu da düşünmemize hiç gerek yok... Hı hı hı. ...o kadar doğaldır ki bu... Hı hı. Evet, değil mi? ...hem de kolay ulaşılır, Kesinlikle ucuzdur... Küçük ...o bakımdan küçük rahatlıkla tüketebiliriz... ...şimdi şöyle... E, ...bu hazırlık işleminden sonra... Turpu oyduk, bayı işte e, içerisine balık koyduk, aşağı akmasını bekledik. Yaklaşık 12 saat. 12 saat yani. Akşam yaparsınız, sabah... ve sabahtan evet. sonra da tüketmeye başlıyoruz. Nasıl yani. tüketeceğiz, ne kadar tüketeceğiz, hangi durumda tüketeceğiz? Hocam, boğaz ağrıları mıdır? Bağışıklığımızı güçlendirmek Teşekkür için midir? De, Grip de, böyle de. halsiz hissettiğimiz zaman mıdır? Kullanım alanını da konuşalım. Yani şimdi Tuğba Hanım'ın yaptığı tabii özel bir karışım Hı -hı. turpla birlikte balı. Çok o, sık olarak kullanılan şeydi. Bu sayede de bunu öğrenmiş oluyor evet. bizim izleyenler evet. ve dinleyenler. Evet, hem pratik hem yapılması kolay. Bağışıklığı güçlendirici etkisi çok daha fazla. Bunun alternatifleri var mı? Zaten burada görüyoruz. Ders evet. ee, biraz sonra da evet. görüşeceğiz, e konuşacağız. Hı hı. Zencefildi, zerdeçaldı, karcan, karabiber yapacağız. E karabiberdi. bunların hepsi de hangisi damak tadınıza daha uygun, hoşunuza gidiyor ise şimdi Tuğba Hanım'ın yaptığı top ve ballı karışım da dahil olmak üzere Kışın bunları rahatlıkla belli ölçülerde, biraz sonra onun ölçüsünü de söyleyeceğim. Tamam. Çünkü bazıları yanlış anlayabiliyor. Kaşık kaşık, kaşık, kaşık devamlı ayaklar. fazla Nasıl miktarda tüketince yani. ne olur? Onları da e, gerekirse konuşalım. Çünkü her şeyin azı karar çoğu zarar e, prensibi her burada zaman da geçerli. Ama kışın vazgeçilmez doğal e, baharatlar ve Tuğba Hanım'ın yaptığı karışım hakikaten... Rahatlıkla önerebiliriz, ulaşılması Bu, da kolay. Kesinlikle hocam. Burada önemli olan e, noktalardan bir tanesi şu: Çiçek balından ziyade hmm. salgı balı, özellikle ben burada meşe balı kıtlar ilinden geliyorum, kıtlarının e, coğrafi işaretlerine sahip olan ürünlerinden bir tanesi. Çünkü neden kıtlarlı bir Serhat il? Bulgar ve Yunan sınırı var ve o taraflarda çok fazla bir tarım vesaire yapılmadığından meşelik çok fazla var. Ve bizim orada arılarımız 6 kilometre uçar yarıçapında Biraz şey diyorum Avrupa'ya arılarımız var. Biraz Bulgar'a gidiyorlar, biraz Yunan'a gidiyorlar, geliyorlar. Meşe balı o anlamda kıymetli. Şu anda mesela Avrupa'da Manuka balı. Ee, Yeni Zelanda'dan Zellanda, Yeni gidiyor ben şimdi haftaya da inşallah fuar var Lyon'a gideceğim orada da göreceğim eminim Allah'ın ta Yeni Zelanda'sından Avrupa'ya bir manuka bir bak senelerdir bir manuka dönüp duruyor açtım baktım antoksidan değerine baktım manuka balına <laughs> çok iyi pazarlanmış. Meşe balının yarısı kadar biliyor musunuz? Meşabalı bir salgı balı olarak Aa, çok ciddi, yüksek antioksidan değerlerine sahip, <laughs> son derece kıymetli ve tabii ki burada bu gibi e, e, şeylerde ne derler e, formüllerde, Karışımlarda, formüllerde çok daha de, az mi? tüketildiği zaman bile kıymetli olacak. Çünkü hocam çok daha iyi biliyor. Ben de senelerce bu benim 30 kilo vermiş halim, e, senelerce ailede de işte diyabetli kiloydu hep uğraştık. Ben mesela çok sağlıklı da olsa aç karnına bunu kesinlikle boş mideye yavam çekerim yükselir. Bal çok kıymetlidir, çok evet. sağlıklıdır ama böyle şifalı dedim hocam. Kaşık kaşık kesinlikle. Bunu özellikle tabii evet. vurgulamak lazım. Bal olduğu için neticede diyabetik hastalar, şekerli hastalar bunu miktar olarak çok azaltarak tüketebilirler kontrollü şekilde normal insanlarda kilo probleminden dolayı ölçülü tüketmek lazım. Balın şifayı özelliğinden yararlanacak kadar alsak yeter. Evet. Kaşık kaşık evet. almanın bir yok. Bir tatlı yok. kaşığı. Burada belki. turp çok daha fazla yararı olan eee Evet güzel bir bileşim haline geliyor bileşim, hocam. Tabii Çiçek balından çok ha çiçek balının da çok güzel yer var. Çünkü e, biz e, Türkiye e, dünyada ilk beşteyiz bal üretiminde. Son derece kıymetli arıcılarımız var ve ben inşallah bir gün e, bu meşe balını da Avrupa'da görmek istiyorum. Üretimi bir araya bir getirsek, bir güzel bir hale getirsek. Çünkü şu anda çok az. Ben hatta bu bu şu anda getirdiğim meşe balının bayağı giydim kıyafeti ben bu sene. Hmm. E, sınıra gittim traktörün tepesine öyle sabunla <laughs> salladı. Çok koyuk bir videomuz var hatta öyle. Tamam. E, üç tane kovandan çok azıcık bir şey çıkıyor. Bu anlamda ha bölgelerin mesela kestane balının bittisini çok, balı çok güzel. Yine de tabii ki elimizdeki herhangi bir balla olabiliyor. E, kesinlikle. Onu bugün oyar mısın yoksa yarın Yok. ama? Yani bu böyle bıçak benim bıçağım değil. O yüzden... E, yenim ben dar oynayamadım. Bundan kurtarmak istedim. <laughs> Teşekkür bir ediyorum. Çok Çünkü sağ. yapılmışı vardı. Bir şekilde oturup onun orulacak. için getirdim zaten. Içine <laughs> e, balkon olacak ve 12 saat sonra tüketilebilir. E, Öksürüğün kesilmesine yardımcı oluyor. Bronşiti hızlı bir şekilde geçirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda balgam söktürücü özelliği var. Ter atmamızı sağlayarak toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Kabızlığı önerek sindirim sistemimizi kolaylaştırıyor. E, düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olabiliyor. Hocam. Onaylar mısınız? Ekleyecekleriniz var mı? <laughs> Şimdi şöyle onaylayabilirim Çağla. Yani hafif olan semptomlarda yani istirahatle geçebilen vücudun bağışıklık sisteminin kendi kendisine yetebileceği durumlarda onaylarım. Ama gerçek bir hastalık varsa, kuah varsa, ateş yüksekse, antibiyotiği gerektiren durumlar varsa bunlar yardımcı olarak asıl tedavi de buna ilave olarak Yaparız. yaparız yoksa söylediklerin tabii. kesinlikle doğru tabii. Pekmezin içine karabiber koyacağız ve bunu bu şekilde ben mesela bunu bilmiyordum açıkçası. Pekmez limon. Yo biliyordum ya. Pekmez limon karabiber galiba annem öyle bir şey yapıyordu. Pekmez rahatlığında galiba limon sıkıyordu diye hatırlıyorum. Hı -hı. Pekmez ve karabiber ikisine geçelim. Hazırlayalım. Sonra da dilerseniz ee, bu güçlü antioksidanın bu, faydalarını Bak küçük bir şey alayım. Burada en azından karıştırmaya görelim. Konuşuruz. Aynen. Limonlu, ben şöyle limonun minik muhtemelen e, hocam da destekleyecektir beni. Pekmezin üzerine limon koymasının sebebi anneciğinin muhtemelen limondaki C vitamininin pekmezdeki de, de, e, demiri çok teşekkür ederim ablacığım. Demiri arttırma emilimini arttırmasından dolayı. O yüzden mesela Bakın 35 sene önce biz bunu nasıl bilebiliriz? Hissediyoruz. Hocam 150 sene önce vitaminler e, at koyduk, at koymaya başladık. Ra diyebilirim ama... diye ağzımı tıkabilmek için de o bence yani. yani... Onun emili o, onun fonksiyonu var ben zannetmiyorum ama belki de belki de o da anneannemden duydu, belki onlar biliyordu. Tabii, geleneksel evet. tecrübe birikimi bu. Evet. O da doğru. Evet. Tabii Tuba Hanım'ın dediği gibi C vitamini demir eminini kolaylaştırdığı gibi pekmezin şeker etkisini limon biraz birazlık seyrelterek onun da şekeri yükseltmesini regüle etmek Hı -hı. için kolaylaştırıyor. Hı -hı. Zaten karabiberin kan dolaşımını artırıcı, dolayısıyla etkiyi artırarak iyileştirmeyi kolaylaştırıcı etkisi var. O üç karışım hakikaten pekmezin verdiği ağırlığı da hafifletmiş Hafifletiyor. oluyor. Hafifletiyor. Son derece güzel Tubancı şeyler nasıl oluyor. Nasıl hazırlıyoruz? Yani bu klasik, bu esasında karabiber ve pekmez ve ayrı bir yerde yapmak istedim çünkü hem beklemesini tercih etmeyelim. Hem de yapıldı mı hemen birkaç gün içinde tüketilmesi gereken bir şey olması gerektiğinde. O anlık mı yapmanız gerekiyor? Aynen öyle. Gerekiyor yapsak onu. daha iyi. Yani bir, bir turbun gece beklemesi vesaire filan feşmanı var ama şunu şu kadarcık şu yapılır. Da. Birazcık da limonda sıkılır içine şu şey de. Ne, neden yaptık yani bunu şimdi? Neden hazırladık? Hangi durumlarda ya tek, hazırlamamız? Teknik olarak hocamın söylediği son derece doğru. Ben bir gıda mühendisi anne olarak burada şimdi sağlıkçı kesinlikle böyle şey olsun, bir şey söyleyemem. Sen deneyimini doğru. paylaşıyorsun. Hocam tabii, çizel, ki, tabii ki. Tabii ki. Yani burada bu bir E majör faydaları. bir hastalık vardır ama mesela arkadaşlar soruyorlar. Tuba hani hangisi pekmez? Ya yani yavrum bir kere stresini bir kontrol et. Değil mi hocam? <laughs> Stresimiz. Yani bir de şunu da yap. Şu, o kadar şu kadarcık pekmez mi koyalım? Efendim limonun miktar kaç damla olsun? Ya yani bunun stresine de girmeyelim. Böyle bir e, ülkemizin çok güzel şifaları var. Böyle bir sakin sakin, bir rahat rahat turbun ne kadarını koyduk, balın hangisi olduğundan çok bunu yapalım, sevgiyle, muhabbetle çocuklarımızla paylaşalım, onlara yedirelim. Bence anneciğinin o zaman Eminizle da yaptığı... Emin muhabbetle bu pekmezli karabiberi çocuklarımıza yedireceğimizi? Sadece soruyorum. Ee, reklam ben yediremezdim. Reklam arası, ben. girmiyor muyuz? Reklam ben, arası. Ben, reklam. Ben söyleyemiyorum galiba <gülüyor> <gülüyor> da şekerim. Ya yok. tabii ki işte tam da o sebepten. Yani bir gün bunu denersin, evet, başka, başka bir gün başka Eski bir edeyim. şey olur. Tabii. Ama Peki. buradaki bu karabiber hakikaten şu karışımı erişkine verelim çocuklar almazsa. Çünkü bugünlerde boğaz ağrısı çok fazla. Evet. Ses kısıklığı, boğaz ağrısı karabiber e, konjesyon yapıyor. Yani kan akımını hızlandırıyor, hı hı hı. E, iyileşmeyi çok kolaylaştırıyor. E, hafif bir sıcaklık hissi de yakma hissi ben de veriyor. şimdi bunun tadını sen. Hadi bakalım. Ben? Reklam arasına mı gideceğiz ne olacaksın? <laughs> Ben neler denemiş insan. Ben neler hadi denedim. Hadi bakalım beğenecek. Minici kal istersen. Yok ben alamayacağım. Evet, et tamam peki. Şifa niyetin burada niyet gerçekten son Muhabbet de efendim Tuba Hanımcığım. <laughs> Hocam ama şimdi kışkırtma yok mu şimdi ama? Ben güzel bir şey söyledim. Evet sağa çekti Yaktı. sola çekti. Evet. Seyirdim birazcık. Evet, ama yok, yok ne karabiber hissettim ne limon hissettim. Sadece pekmez tatlı biraz daha dozunu demek biraz ki biraz da arttırabilir çok az şimdi evet. bak şimdi biraz yakmaya başladı. yakar şey yaparken değil mi öyle zeytinyağında öyle de zeytinyağı şunu yağı, tabii. şunu fark etmişler boğazda yakar yakan evet. zeytinyağının e, kalitesinin kalite e, şey, sağlık üzerine etkisi olduğunu hatta böyle an. ilk defa seneler önce ben çevirmiştim hatta onu bir gazete İtalya'dan gazete haberiydi. E bu tip şeyler de önemli olabiliyor değil mi hocam? Tabii biz burada onu denedik zaten yapmıştık. Evet, Tazımı yapmıştık ee, yani, hocamızla birlikte. Biz de, e, nasıl e, damakta çevrilerek Hı -hı. O, o burukluğu hissettik tabii. Evet. Şimdi gelelim zencefili limon çayımıza, zerdeçal ve bal karışımının faydalarına. Bu da gerçekten evimizde yapabileceğimiz, kendimizi kırgın, biraz yorgun birazcık böyle ağız burun akıntılı başladığı anda hemen pratik yapabileceğimiz bir tarif aslında. Burada zencefilin sonrasında zerdeçalın birazcık gücünden hocamızın bahsetmesini isteyeceğiz. E, zencefil, zerdeçalı Zerde çok konuşuyoruz e, öteden beri. Hakikaten dünyada da bu kabul görülen ve çok çalışmalara konu olan e, ikili e, bu antiinflamatuar ve antioksidan etkisinin dışında kanı e, sulandırıcı etkisi var Hı -hı. yani e, e, anti tümöral etkisi var efendim mi? zencefil mi, zencefil mi? Zencefil zerdeçal kaşığı. zencefil ve zerdeçal zencefilde bu biraz daha fazla, fazla. zerdeçalda antioksidan antiinflamatuar etki, etki var Hı -hı. şöyle Hı -hı. önermiştik bir çay kaşığı Günde. Çorba kaşığı değil veya tatlı kaşığı değil. Eğer çay kaşığını tatlı kaşığına, çorba kaşığına çevirir her gün alırsanız çünkü biz bunu e, fakültede de yaptık e, kan pıhtılaşma faktörlerinde uzama yapıyor. O protrombin zamanı INR dediğimiz faktörlerde uzama yapıyor. Ama bir çay kaşığı alırsanız her gün hem boğaz enfeksiyonunda hem e, antiinflamatuar etkili etkiyle hastalıklardan korunmada ve kanser hastalarında da e, koruyucu amaçla kullanılabiliyor. Hı hı hı. Çok ideal. Evet. Ben biraz bir e, bir gün e, zencefil bir yani gün zerdeçal gibi veya bazen bir kahve kaşığı ondan bir kahve kaşığı şey yumurtanın bazen... üzerine koyuyorum. Aa, biraz güzel. üzerine evet e, limon sıkıyorum. Hı. Öbür çubukları da tabii ki kullanabiliriz. Veya tazesini işte tazesini de ya. bu şekilde kullanabiliriz. Yani, şeyin e, karabiber ve biraz zeytinyağı eklemesiyle e, kurkamin e, emilimi artıyordu sanki hocam. Öyle, tabii, öyle tabii, hatırlıyorum. Karabiber öyle bir zerdeçal var. için, evet. E, zerdeçal Hı. için emilimini zaten zeytinyağı. Hı. Ben şey e, kahvaltıya şey. başlamadan önce yarım fincan halis sızma zeytinyağı içiyorum. Hı. Bakın o boğazda. Evet, Onun evet. üzerine bu dediğim zerdeçalı yapıyorum. Bunlar bir güne başlamak için bağışıklığı güçlendirmek için Canım. güzel ikili. Kesinlikle. Kaşıkla. Evet bu zencefil, zencefil daha rahat oluyor. Çünkü bıçakla tuba kesebilme ne Ama böyle böyle nasıl yapılıyor. olabilir daha rahat? Gerçekten mi? Gerçekten. Kaşıkla. Deve, evet kaşıkla. Çünkü ben bu yok. o kadar sert değil kuzum. Bu o kadar sert olmadığı için bıçağı ya da o işte şeylerin eskilerden o şeyler yokmuş. Böyle şey yaparak, alarak bundan bu şekilde eee suyun içine koyarak. Yani burada dediğim gibi tekrar e, bunları hocamızın söylediği gibi tazesi, kurusu bir şekilde çayı salatamıza koymak, ondan sonra yağımıza ekleyerek her bunu yöne, her ya yöne. yapmak. E, muhabbetle bunları karıştırmak ve ara ara almak çok da böyle ne kadar aldım şu kadar miligram zerdeçal yedim şu kadar karabiberle karıştırdımdan çok çünkü o da ekstra bir stres doğru. yarattığını gözlemliyorum açıkçası ha, ben. pardon bıçak zannettim yok burada kasaba döndü zaten bursa bir sürü bıçaklar <laughs> hiçbirini kullanmıyor yani rende rende olur zaten değil mi doğru. çay için rendeleyebiliriz Aynen demin çay, çay için rendeleyebiliriz Bunu demin, e, portakal e, tarifimizde portakal var e, burada şeyler önemli hmm, Kabuğunu atmamız e, olası yetiştirmeden kaynaklanan eğer organik değilse e, portakalı da özellikle organik istedim bugünkü tarifte mesela onu da konuşuruz. E, her türlü e, çayını yaptığımız e, kab çayları konuşurken son derece önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Hı hı. E, çayını yaptığımız e, efendime söyleyeyim kabuklarını değerlendirdiğimiz meyvelerin e, özellikle ve özellikle organik olmasına. ...en azından iyi tarım sertifikalarıyla üretilmiş olduğuna emin olalım diye istiyorum. Evet. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, burada kabuk soymak son derece önemli. Son dönemde yapılan çalışmalar e, ağırlıklı olarak... E, ...eğer bir pestesel bir tarım ilacı kullanıldıysa... ...kabukta çok kaldığını, e, bunların kabukta olduğunu... ...ve e, bunların e, portakalı yerken tabii ki kabuğu soyuyoruz. Evet. Ya da limonu kullanmadan önce. Evet. Ama... Eğer bir çayda vesaire kullanacaksanız mutlaka temiz olsun. Temiz olsun. Meyveniz temiz olsun. Bu ve bunun gibi tariflerimizi, formüllerimizi hazırlamak üzere bu tarafa doğru alacağım seni. Tamam peki. Hem hocama teşekkür edeceğim hem de yeni konuğumuzu davet ediyor olacağım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza sağlık. Sağ bir alkış rica ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Murat'ın Ben Buradan uğurluyorum. Tuğbacığım sana da yardımcı olacaktır arkadaşlar. Hocam telefonunuz... Kulaklığım da düştü Merve'cim. Bir de onu yakalarsan nereye düştü bilmiyorum. Efendim Kürşat Yıldırım geliyor. Buyurunuz. Şöyle gelebilirsiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet. Kendisi 12 yaşında Almanya'ya gitmiş. Şu anda 42 yaşında. Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve vinç operatörlüğü yapan Kürşat Yıldırım. Geçtiğimiz Eylül ayında... Şans oyunundan 9 milyon 900 bin euro kazandı, neredeyse 8 milyon TL. Bu çok sık duyduğumuz bir şey değil, bu evet. şans, değil mi aslında? Ee, ve önce sizi biraz tanıyalım. Ee, şimdi hayatınızı ikiye bölmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani kazandıktan önce kazandıktan sonra da çok önemli. Biraz kendinizi tanıtırsanız, biz yardımcı evet, ben... Ay şey mikrofon mu kapalıymış? Hı hı. Tamam canım, okeydir. Hazır mıyız? Yoksa ya mikrofon da verebilirim. Şöyle de devam edebiliriz. Evet. Şimdi açılı mı? Açıldı. Heh, süper Ağabey. tamam. Buyurun sizi tanıyalım biraz Kürşat ee, Bey. İlk önce beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz. Sizden tanışmak nasip oldu. Çok heyecanlıyım şu an. İlk defa Türkiye'de bir kanala çıkıyorum. Ya ben şu an 42 yaşındayım. Çocuk yaşlarda Almanya'ya gittim. Kırşehirliyim. Kırşehir Kır doğumluyum. Hı hı. Ya, e, nasıl diyeyim yani? Nasıl bir hayatınız var güzel orada? Bir, önce de güzel bir hayatım vardı. Gerçekten yani çok... Öyle spor yapan bir gençtim. İşimle, gücümle, böyle milletin parmakla gösterdiği bir gençtim sonra. Ne güzel. O hayatım biraz değişti. Nasıl söylesem? Kötü yollara düştüm. Kötü arkadaşlarla tanıştım. Çok kötü, çok kötü günler geçirdim. Hı o güzel. kadar kötü günler geçirdim ki yani böyle bir de yokluk içinden gelen biriyim. Hı hı. Ya birden işte böyle Allah nasip etti. Şans oyunundan bu kadar büyük para kazandım. <laughs> şimdi böyle bir hayaliniz var mıydı? Ben bir gün mutlaka hani bu şans oyunlarından işte bilmem ne kadar yani bu kadar değil belki ama bir şekilde kazanacağınıza inançlı mıydınız ve şans oyunu fikri nereden geldi? Yani bu şans, para kazanma evet. Ya para size ne getirecekti diye düşündünüz? Para bana ne getirecek diye hayatımı tabii ki herkesin e, hayalinde büyük bir para. Herkesin yani hayali çok parası olması. Ben de buna çok inanıyordum. Bu şans sonunda bir gün yakalayacağımı sanki biliyordum ya. Ka ne kadar zamandır 15 oynuyordunuz? 15 senedir oynuyorum. 15 senedir oynuyorum. 15 oynuyorsun. senedir oynuyorum. <laughs> Yılmadan, usanmadan. Yılmadan, usanmadan bütün şeylerimi, e, paralarımı buraya yatırıyordum. Niye hiç mesela yok artık hmm. bana çıkmayacak bu falan diye bir hayal kırıklığı yaşamadınız Nasıl bir inanç vardı? yani? Nasıl ya bir ya inanç vardı? Biliyordum nasıl söyleyeyim. Önce de diyordum kendime, niye bana şans oyunundan para çıkmıyor? Ama diyordum, sen şans oyunu oynuyor mu da sana çıksın? Sonra başladım oynamaya, devam etmeye böyle. Bilmiyorum ya nasıl söylesem size. Bu bir... zamana kadar ufak tefek hiçbir şey çıktı mı peki? Evet, evet ufak tefek. Ben bir de böyle normal bir şans oyunu oynamıyordum. Böyle sistemli, değişik değişik. Çok para, mesela 6 tane böyle e, çarpatıyorlar. Ben 9-10 tane çarpatıyordum. Bir kolona atıyordum. Bir de daha yüksek mesela oynadıkları 18 euro... Ben 500 Euro'luk oynuyordum. 1000 Euro yatırıyordum. 3000 Euro maaş alıyordum. Bunun 2000 2500'si çünkü annem babamın yanında kaldığım için, kardeşlerimin durumu iyi olduğu için bana dest yani parası kaldığımda bana yardım ediyorlardı. Ben bütün çalıştığımı buraya yatırıyordum. Bir gün çıkacak bir gün çıkacak şey diye. E, Rakamları nasıl seçtiniz mesela? Rakamları diye. kendim seçmedim işte. O şey olan ben buna inanıyorum ki yani bu bana Allah tarafından geldi. Oyna. Vardım oraya dedim. O gün üzerinde o kadar para da yok. Sadece 200 lira var normalde ben 500 lira 1000 lira yatıran birisiyim. Dedim bana 8'lik oyna. Yani 8 tane neyse, çarpı evet neyse. Makine bastı. Nasıl ya? Makine bastı sayıları. Ve siz o kartı aldınız. O o kartı ben aldım, gittim. Hatta bu çekildiğinde çıkmış. Ben 10 15 gün farkına bile varmadım. Unutmuşum bunu cebimde, çantamın içinde. Ya, olabilir tabii ki çünkü o kadar oynamışsınız. O belki kadar yine de belki. O de... kadar ailem zaten bazen cebimde yakalıyordu böyle. Oğlum sen yine mi oynadın falan diye. <laughs> sen <gülüyor> bu nasıl inanmıştık? Böyle şey bu kadar para buraya yatırılır mı? Sen niye böyle yapıyorsun? Peki sonra, e, sonra kazandığını kazandım. kazandığını e, anladığın ana gidelim. Anladım, bir ana bakayım gidelim. dedin. Bir bakayım deme. E, evet. O, o gün işte kalkmıştım. Ben biliyordum bir yerlerde oynadığım bir kupon var. Zaten bir, iki, bir hafta önceden bana bir mesaj geldi iş arkadaşımdan. Dedi ki ne? Bu çekiliş Dortmund'da birine çıkmış. Sistem oynayan birine çıkmış. İnşallah o sensindir Kürşat diye. Sen de ben hiç böyle falan. inanmadım bile. Sonra o kuponu cebimde buldum. Aylığımın gelmesine de zaten böyle 5-6 gün var. Param da yok. O kuponu da aldım yanıma. Dedim belki buradan bir 500-700-800 lira şimdi amaçlan Böyle çıktım. Bayiye gittim bayi verdim bana diyor orada sentral gevin. Çünkü bana çok oldu central givin. Çünkü yüksek oynadığım zaman bin eurodan sonrasına sentral gevin. Ama rakamı gösteriyor. Ben dedim ne kadar yakaladım? Diyor bir şey göremiyorum. Ben dedim nasıl bir şey göremiyorum? Kadın Alman. Bana diyor göremiyorum. Ben diyorum, bak ben böyle çok yakaladım, biraz sonra görmen lazım. Ben diyorum siz burada yeni mi başladınız işe? Bana diyor evet. Dedim ver kağıdı. Sen anlamıyorum bu işten. Ben başka yere gideceğim zannettim. Kadın işten anlamıyor. Akıber olalım kadınlara karşı. Sonra, evet. Evet. Ondan sonra <laughs> özür dilerim. Ondan sonra başka bir bayiye gittim. Bayiye vardım. O da aynısını söylüyor. Bana diyor çok. Büyük bir rakam yakaladınız. Ben diyorum nasıl, nasıl büyük, büyük, büyük ya yani büyük bir... ne kadar büyük ne kadar büyük <laughs> nasıl bir büyük böyle ter basmaya başladı. Sonra arkadaşımı telefon açtım. O bana diyen arkadaşım yani inşallah sen yakalamışsın dedi... Çünkü o böyle bir freak böyle telefondan her şeyi görebilen Hı. anlayabilen birisi. Hı. Bana dedi ki ne sen onluk mu oynadın sen hep onluk oynuyordun sekizlik mi oynadın? Çünkü yakalayan dedi onluk ben dedim sekizlik dedi yakalayan da sekizlik ...Gürşat... benim içinde birisi bunu yakalayan sensin. Şimdi bütün Almanya daraldı daraldı küçüldü küçüldü küçüldü. Geldi önüme durdu. Dedim herhalde bu benim. Allah'ım ya Rabbim ne kadar böyle dua biliyorsam hepsini okumaya başladım. <laughs> Dedim Allah'ım ne olursun ben olayım falan. Şimdi bir de rakamı da söyleyemiyorlar aslında. Söylenmez mi yani? Söylemiyor şey, büyük çok bir rakam büyük olduğu evet, için. Evet. Ama ben de bir, bir şey ama ne? Evet, bir de bende böyle bir şey var. Ben hayatımda daha kendim kontrol etmedim. Her zaman kendimi bölen e, ...nasıl diyeyim, übaraşın yani var oraya ne olduğunu sana söylüyor böyle. Kendim bakmaya... Bakmıyorsun, bir şey, evet. var mı, yok mu diyorsun, bir şey var mı yok mu şey var mı yok mu İstesem aslında açarım, tarihini veririm telefona ya da evet. app'imden scan yaparım... ...bana ne olduğunu söyler. Ama ben bu duyguyla biraz yaşamak istedim. Evet gerçekten mi bu duygu çok güzel bir duygu dedim. Ne olursun. Ondan sonra biraz kağıt doldurdum. Böyle şeyini banka numaranı veriyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun... Verdim. Mevla'yı ne zaman öğrendin? Mevla'ya geleceğiz şimdi. Direkt eve gittim. Mevla'ya geldim. E direkt, direkt eve gittim. <laughs> Çağlarım direkt eve gittim. Eve varmadan önce bizim evimizin yanında 3-4 metre tek yolun karşısında bir cami var. Benim çocukluğum da orada geçti. Eve çıkacağım dedim şurada bir orada bir tost çorba falan yapıyorlar. Acıkmıştım bir çorba içeyim. Caminin şeyi geldi. Orayla ilgili müdürü en büyük e, kişisi yanımda oturuyor dedi Kürşat niye böyle bir tuhafsın elin ayağın titriyor falan dedim abi hiç sorma sana bir şey söylemek istiyorum ben yıllardan beri böyle şans oyunu oynuyorum şimdi gittim kağıdımı gösterdim bana dedi ki sen bir şeyler yakaladın ama çok büyük bir mevla yakaladın ee, ama bilmiyorum ne yakaladığımı dedi hayırlısı ben dedim başkanım ben size bir şey söylemek istiyorum bu caminin ne kadar borcu var gerçekten bu, bunu böyle dedim bana dedi 270 bin euro falan neden? Dedim eğer ben çok büyük bir mevla yakaladıysam bu caminin borcunu ödemek istiyorum. Dedim ödersem de annemin, babamın ya da anneannemin, babaannemin falan ismini falan yazdırabilir miyiz? Bana dedi müftülüğe soracağız. <laughs> dedi ...Kürşatcığım... çok güzel düşünmüşsün ama biz bu parayı senden alamayız eğer öyle bir şey de tutturduysan. Çünkü hmm. bu şans oyundan geldiği için haram bir Ay. para dedi. Tamam dedim. Daha bilmiyorum ne tutturdum ama bir şey tutturduğumu biliyorum. Ben düşünüyorum 15 bin ile 300 bin euro arası falan. Diyorum bu kadar da şans olamaz ya bu milyonları yakalama. Eve gittim ilk işim bir abdest aldım. Evde de kimse yoktu. Namaz kılmaya başladım. Dedim bir namaz kılayım. O ara annem girdi içeri. Annem beş vakit namazlı. Şaşırdı oğlum sen ne yapıyorsun böyle? <laughs> Dedim anne. Anne hiç. <laughs> Dedim anne dedim hiç sorma böyle böyle oldu annem yazık bilmez ki ne ihtiyar kadın başörtülü bana dedi oğlum hayırlısı dedi kardeşlerini arayayım mı söyleyeyim mi falan dedim daha bilmiyorum ama ben bu duyguyla yaşamak istiyorum çıktım dışarı sağa gidiyorum sola gidiyorum baktım olacak gibi de arkadaşa tekrar aradım ismi Taner buradan da selam söylüyorum Taner'e dedim Taner o da izindeydi Türkiye'de ikimiz aynı yerde çalışıyoruz izinliyiz ikimiz de o Türkiye'ye gelmişti Mersin'le Mersin'de. Mersin'de. Dedim Taner, dedim ben dayanamayacağım artık. Ben pazartesi salya kadar bekleyemeyeceğim. Biz ne de olursun... dayanamıyoruz şu anda. Ne olursun dedim ben sana resmini çekmiştim kuponu. Ben sana gönderiyorum Şşş. bir bak ne olursun dedim bana dön. Döndü. Tamam. Şimdi bir de hep görüntülü konuşuyoruz. Kuponu gönderdim ona bekliyorum. Sağa gidiyorum olmuyor. Ya bakması ne kadar sürecek bakacak bana dönecek 5 dakika. 10 dakika oldu dönmüyor. Çok ama dakika, oldu, dönmüyor. <laughs> dakika oldu dönmüyor. 20 dakika oldu dönmüyor. 25. dakikada döndü bana. Aynen böyle telefonu açtım. Böyle bakıyorum. Telefonu bir açtım. Taner bembeyaz olmuş. Konuşamıyoruz ama. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. 3-4 dakika böyle birbirimize baktık. Dedim. Taner ne oluyor? Aynen böyle dedi bana. Kürşat abi. Derin bir nefes al. ne olursun. Direkt eve git. Aynen böyle. Ben de bakıyorum böyle. Bir tutun. Dedi, dedi sen dedi milyoner değilsin dedi. Abo bu lafı dedi ya sen milyoner değilsin. Kafamdan aşağı böyle buz gibi bir su. Dedi sen multimilyonersin Kürşat abi. Bana öyle dedi ya böyle bacaklarım titremeye başladı. Gözümden böyle yaşlar. Bir çığlık atıyorum. Çok tabii. Böyle bir çığlık atıyorum. Çağla size anlatamam. Böyle bas bas bağırıyorum sokaktan. Evime doğru koşuyorum. Eve doğru koştum zile basıyorum. Anne, anne kardeşler en samimi arkadaşım Canımdan çok sevdiğim ismini elime hatta dövme yaptırdım. Bana çok çok o, emeği var bende. Kardeşimden öte bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım var. Allah öyle bir nasip etti. Bu dünyada en sevdiğim arkadaşımı buldum. Bu da çok ne güzel, yani, abi, ne şans. güzel bir şey. Acep şanslıyım ya. Ondan sonra anneme diyorum Bence anne de. onları ara. Evet. Şimdi o arada da ben kötü günler geçirdiğim için böyle kötü şeyler yaptığım için onlarla aram da iyi değildi. İyi değildi. Şimdi onlara, annem onlara telefon açmış, gelin, Kürşat böyle böyle diyor, onlar demiş ki yok teyze ya, o bizden geri barışmak için numara yapıyor. <laughs> i̇nanmıyor. İnanmıyorlar Kimsin? değil mi? Ondan sonra yani. bakıyorum, kapının önünde tanıdığım üç beş tane arkadaş var, hatta birisi amcamın oğlu. Evet. Yanlarına gidiyorum, diyorum ben böyle böyle 10 milyon lira para yakaladım, bana ne diyorlar biliyor musunuz? Mu? Hani ben böyle kötü yollarda olduğum için, böyle kolumdan tuttular, abi iyi misin, gel seni hmm. eve götürelim. Kimse inanmıyor bana. Hmm. Büyük bir şans tabii ki. Şimdi Büyük vaktimiz daralma için evet. aslında e, asıl biz tabii ki buradaki şans oyunlarını asla ve asla teşvik etmek evet. değil amacımız. Kazandığın, senin şansın e, hep bol olsun hep böyle ama Teşekkür hem ederim. hayır işleri yapmak istediğinden evet. bahsediyorsun. Evet. Bu zamana kadar yaptın veya yapmayı planlamayı planladığın şeylerden birazcık Çağla bahsedelim. Hanım, Kimlere çünkü ulaşmak istiyorsun? Çağla Hanım. Hayallerin neler? Hayallerim neler? Çağla Hanım ben gerçekten çok yokluk içinden geldiğim için yoksul insanların, ailelerin halinden benden iyi daha iyi kimse bilemez. Ben o kötü günler geçirdiğimde hep böyle Allah'a dua ediyordum. Allah'ım neden ben böyleyim, neden beni böyle yap, neden ben böyleyim, niye böyle kötü şeyler yapıyorum, niye ben bundan kurtulamıyorum, niye çıkamıyorum. Ben ne kadar iyi birisiydim, ben beni kurtarırsan bunları yapacağım, şunları yapacağım, bunları yapacağım du dua ediyordum. Şimdi her şeyim oldu, halen dua ediyorum. Çağla Hanım, şuna inanır mısınız? Gerçekten Kötü durumdayım ki dua ediyordum. Şimdi iyi durumdayım. Her şeyim var. Dua ediyorum. Haşa Allah nasıl bir şey kimse yani şey yapamaz. Sanki böyle başımın ucunda duruyor. Bana diyor ki, bak ben senin dediklerin hepsini yaptım. Şimdi sıra sende. Sen Çünkü ben çok söz vermiştim. Orada evsiz barsızlara çok yardım ettim. Böyle evinde yemek olmayan yerlere aşevlerine yardım ettim. Bir de Türkiye'deki gibi böyle paket paket paketler yaptırdım. Tırlar çektim kapılara. Yani bir yandan da Türk olduğum için, Türklerin ismini duyurduğum için de çok mutluyum. Böyle bir şey 30-40 senedir Almanya'da hiç olmamış. Almanya'nın en büyük gazetesi Bild Zeitung diye biri var. Yani en büyük gazete Almanya'nın. Oranın orası beni davet etti. Beni Berlin'e davet ettiler. Gittim. Bana dediler ki bir girdim kaç katlı bir yer. Herkes beni tanıyor. Beni kapıda öyle bir karşıladılar. Çünkü bu lotoyu yakalayan bir insan normal bir Ahmet, Mehmet birisi değil. Hı hı. Sokaktan geliyor. Çok kötü günler geçirdi. Böyle böyle yaptı. Evet. Almanya'nın en pis yerinden geliyor. Bu çocuk ne yapacak diye beni çok merak ediyorlar. Beni bir de çok seviyorlar. Çünkü çok yardımlarım oldu. Ne güzel. İnşallah daha da çok Bu... olsun. Bir de önümde mesela şöyle bir bilgi var. Daha önce böyle bir planın var mıydı? Evlenmeyi düşünüyor musun? Evet şu an ben single'ım. Ee, hayatımda çok bayanla tanıştım. Yaşımda 42 oldu. 42 böyle yaşlanınca insan biraz insanda seçici oluyor. Ya aile kurma Evlenmeyi şeyin mi var? İşte baba aile çok istiyorum. Evet çok istiyorum. Çağlar. Ne iş yapacaksın? Ne iş yapacağım? Kendi işimi kuracağım, belki de evler alacağım, onlarla. Ya ben hayatımda gerçekten çok şey görmedim. Dünyayı bir gezmek istiyorum. Şimdi bu şu an benim hayatımı anlatan bir doku çekiyoruz. Benim kendi özel kameracılarım da burada, Almanya'nın en büyük kanalıyla şu an buradayım. Nerede doğdum, nerede büyüdüm, ne işler yaptım, neler yapıyorum? Onu çekiyorlar. En büyük hayalim tabii dünyayı bir keşfetmek, her şeyi bir görmek. Allah izin verirse helal süt emmiş bir kızla evlenip <laughs> yuva kurmak. İnşallah. İnşallah. Olsun. Çocuklarım olsun. Baban, babanız? Hiç sormayın bunu çok söylemek istiyorum. İnsanın babası değişir mi ya? Babam değişti ya. <laughs> Babam değişti. Para oldu. Önce de bir Babam eve değişti, geliyordu. Bir kardeşimle aynı evde aynı odada kalıyorduk yatıyorduk. Babam geliyordu böyle. Kardeşime böyle. Oğlum kalk. Annen kahvaltı yaptı. Bana da böyle kala. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum beni tekmeyle kaldırıyordu. Şimdi? Ben diyordum baba ben senin oğlun değil miyim? Bana olmadık laflar söylenmiş. Şimdi bir görsen aynı bana da böyle ellemiyor bile. Kürşat oğlum <güler> 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 Ay, gerçekten bir Türk Böyle bir gibi şey ya. yok ya. Babam benim canım. Ben onu her şeyden seviyorum. O kadar ya, kötü tabii ki baba şeyler severdi, yaptım. Severdi, evet, Anne doğru. baba ne demek? Yani ben annemle babamı çok üzdüm. Burada kameraların önünde diyorum. Annenizi, babanızı üzmeyin. Hayat çok kısa. Aa gözlerim <laughs> dolacak. Ben konuşamayacağım ya. O, kadar, o kadar ya kıyamam. Neyse şimdi artık bundan sonra telafi edersin geçti. İnşallah. Şimdi annemin yılları. gözleri, babamın gözleri gülüyor bakınca. İnşallah. Eminim çok güzel yardımlarda yapacaksın. İnşallah. E, şansın hep böyle bol olsun. Teşekkür ederim. E, teşekkür ediyoruz. Sizden tanıştığıma <laughs> çok memnun oldum. Hanım. Ben, ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Sağ olun. Nasipmiş. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Şey, Mutluluktan ağlamak da şu an. Bu... Ya annenin ellerini ellerinden öpüyorum tabii. bu arada. Babaya da çok selamlar. Tüm evet. aileye selamlar. Sevgiler. Kürşat Yıldırım. Alkışlar sizin. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Buradan uğurluyorum hemen Olur. diğer konumu davet etmek istiyorum. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor, doktor Çağrı Çırağıloğlu. Hocam Çırağıloğlu. Yani artık tabii ki de e, çok daha evet, Öyle daha, daha söyleyeyim. doğru geçelim. Olur. Bir fıtığa bakalım isterseniz orada. Ee, fıtığın nasıl oluşur oluştuğunu... ben sizi böyle alacağım ama tamam. Merve bu uygun mu birazcık çekebilir misin onu biraz da ay o uygun tamam görüntülerimiz geldi Ne istediniz hocam bir çubuğumuz vardı çubuğumuz da, da gelir görüntülerimiz gelecek şey fıtık yok, şey. tam olarak Daha bizim nasıl bizim ve bizim e, bizim. neden oluşuyor diye çubuğumuz gelir hocam istiyorsunuz gelir. benim kolumu istiyorsunuz ben göstereyim hocam ben, i̇şte ben, bu. Ben de kolunuzu alırsam bırakmam bu sefer ama. <laughs> tamam buyurun geldi. Teşekkürler. Buyurun. Fıtık nasıl oluşuyor? Nedir? Şimdi e, anatomiden başlayalım. Hı hı. Bunlar omur kemiklerinin gövdeleri. Bunlar da arka çıkıntıları. Bu arka taraflar sırtımızda dokunduğumuzda hissettiğimiz kemik çıkıntılar evet. buralar. Hı hı. Omur kemiklerinin arasındaki bu yastıkçık görevi yapan yapılara disk diyoruz biz. Hı hı. E, buralarda Bacaklara giden sinirler. Bu arada görünen yapılar omurlik. Omurlikten ayrılıyor, her seviyeden sağlı sollu birer çift e, sinir çıkıyor. Bakın mesela bu fıtıklaşmış görselimizde sinire baskı yapıyor. Siniri de kırmızı göstermişler ki sıkışıyor ve ağrı yapıyor. Bunu anlatmak için. Ve neden oluyorsunuz aslında az sonra konuşacağız. Ama evet. başladık hocam ama kısa bir ara vermek zorundayım. Aradan sonra devam edeceğiz Tabii. efendim. Buyurun. programımızda yepyeni bir bölümümüz başlıyor sevgili izleyenlerimiz. Kendinizi uzun zamandır yorgun ve hasta mı hissediyorsunuz? Hemen bizi arayın. Sizi alanında en deneyimli, en başarılı doktorlarla buluşturalım. Baştan aşağı check-up yaptırıp sağlığınıza sağlık atalım. Telefon numaramız 0212 702 42 42. Hemen arayın. Şanslı iki kişiden biri siz olun. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edeceğiz aslında bir miktar gibi. Fıtıkların yerlerine göre ağrıları ve etkileri farklı mı olur diye bir soruyla devam edelim isterseniz. Şimdi her seviyeden sağlı sollu birer çift sinir çıkıyor diye biraz önce bahsetmiştik reklamdan önce. Bunların da omur kemiklerine göre isimlendiriliyor aslında. Bel omurları 5 adet. Lomber bölge olduğu için L1 diye kısaltıyoruz. Ee, bildiğimiz ha. L1, L2, L3, L4, L5. Ve en altta da sakrum kemiği dediğimiz pöçük kemiği var. O da S1 diye kısaltıyoruz onu. Ee, her aradan çıkan sinirin bacakta gittiği yer farklı olduğu için hmm. ağrı oluşturduğu yer de farklı. Ee, fıtığın şiddetine göre, e, büyüklüğüne göre daha da büyük olursa o kas gruplarında güçsüzlük de oluşuyor. Ee, onlarla beraber fizik muayene ile nerede fıtık olduğuna dair bir e, ön bilgimiz, bir... E, ...fikrimiz oluyor, oluyor. aslında. Hı -hı. Ama MR'la bunu teyit etmemiz gerekiyor ki... büyüklüğüne kadar yanılmayalım garanti olsun diye. E, hani genellikle bacağı duyuyoruz... ...bacağı yansıyan bir ağrı duyuyoruz ama... ...mesela ayakta ve parmaklarda görülen ağrılar... ...omurganın hangi bölgesindeki fıta bağlı olarak oluşuyor? L4, L5 Hı -hı. E, ve L5-S1 arasında... ...yani en alttaki iki diskte oluşan fıtıklar... ...zaten fıtıkların %80-85'ini oluşturur. Hı -hı. Genelde e, burada ve burada... Bunlar %80 oranında oluşuyor. Gene ve onlar da bacağı vuruyor hocam. Buradan çıkan sinirler daha çok ayağın üstüne yayılır. Aha. Ayak baş parmağını ve ayak bileğini yukarı kaldırma hareketi yaptırır. Hmm. Ee, buradan çıkan sinirlerde ayağın tabanına ve küçük parmaklara yayılan ağrılar, uyuşmalar yapar. Ve gaza bastırma hareketi yaptırır. Onun için pek çok e, beyin cerrahi veya fizik tedavi doktoru Topukta yürüyebiliyor musunuz? Ha, parmak ucunda yürüyebiliyor L4, musunuz? l 4 l 5te bir sıkıntı var mı? Ayağını kendine çekebiliyor musun? Hı -hı. Veya L5-S1'de en altta bir fıtık var mı? Gaza basabiliyor musun? Veya parmak ucunda yürüyebiliyor musun? Diye bakarlar Diye bakıyoruz. tanı için. Evet. Kalçadaki her ağrının sebebi fıtık mıdır? Ee, aslında çok azı fıtığa bağlı. Ee, kalçada çok fazla eklem, e, kas grubu ve ligamanlar dediğimiz bağlar var genelde onların zedelenmesine, zorlanmasına veya kronik süreçte yıpranmasına bağlı ağrılar olur. E, ama fıtığa bağlı ağrılar da öncelikle kalçadan başlar hmm. ve daha ilerleyen zamanda gittiği e, hat boyunca ağrılar, uyuşmalar, daha da ilerlerse güçsüzlükler oluşturabilir. Olabilir. Şimdi isterseniz tedaviyi konuşalım birazcık. Tabii. Özellikle de e, fıtık içi ozon tedavisi, değil mi hocam? Evet. Buyurun. E, siz şimdi dinleyelim. bunlar minimal invaziv tedaviler olarak adlandırılıyor. Minimal invaziv yani ne demek? en küçük girişimle yapılan tedaviler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi parmağımıza bir kıymık battı. Hı -hı. E, bunu kesip çıkarabiliriz, değil Hı -hı. mi? Hı, Hı Ama cımbızla çekip çıkarmak da, varken, varken niye keselim? Evet. E, ben cerrahım. Bunları kesip de çıkarabiliyorum da. Tabii ki. De e, ama bende. önceden cımbızla çekip çıkarmayı, yani bir iğneyle e, girip küçültmeyi deniyorum öncelikle. Hı -hı. Bu da e, fıtık içi ozon tedavisi olarak ...karşımıza, e, karşımıza çıkıyor. çıkıyor. Mesela bu görselimiz geldi zaten. E, bunlar omur kemiklerimiz. Bu L4 omuru. Bu L5 omuru. Bu da S1 omuru. Yine L4 ile L5 arasında görüyoruz fıtığımızı. Bu arkadaki omurlik. Bakın bu diskimiz arkaya doğru... ...ve hatta yukarıya doğru bombeleşmiş... ...ve omurliği ciddi sıkıştırmış. Tabii. E, ozon tedavisi uyguladık bu Hı -hı. hastamıza. Evet. E, buradaki ve... görselde de... ...3 ay sonra... ...hatta bu bir 1,5 ay sonra çektik. Rutinde 3 ay sonra çekiyoruz... E, bu hasta çok daha e, hızlı iyileşti. Daha genç bir hasta daha mıydı? Daha genç hasta, evet. Hı hı. E, gördüğünüz gibi... Çok daha hızlı bir iyileşti. Neden ozon mesela onu merak ettim. Yani Nasıl keşfedilmiş ozonun e, bu fıtık içi tedavisine iyi geldi? Aslında ozon biraz şans eseri bulunmuş. 1785-90'lı yıllarda e, yüksek elektrik enerjisiyle çalışmalar yaparken o zamanki e, teknisyenler veya mühendisler ortada bir açık mavi ve değişik kokulu bir gaz çıkıyor. Önce bunun elektriğe bağlı bir gaz olduğunu düşünüyorlar. Ondan onlarca yıl sonra ozon gazı olduğu ve ozon gazının kimyasal olarak bulunuyor aslında. Ozon gazının tıbbi olarak kullanılmazsa da 1900'lü yılların başına geliyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Almanlar Yara iyileşmesinde işte cephete yaralanan askerlerin daha hızlı tedavi olmasına vesaire deniyorlar ve başarılı olmuyor. 1990'lı yıllarda da omurga üzerinde kullanılmaya başlanıyor. Nasıl yapılıyor hocam? Hasta uyutuluyor mu? Ne kadar? Lokal suyu? anesteziyle yapıyoruz. Hı hı. Bazı yerlerde sedasyonla da yapılıyor. Ama ben çok tercih etmiyorum çünkü vücuda verdiğim her ilacın bir bize faydası olduğu gibi vücuda zarar Zararlı da verebiliyor. Ee, onun için minimal invaziv benim amacım Hı -hı. minimum etkiyle maksimum e, mutluluk ve verim yakalamak. Hı -hı. Burada da bir boyun emarımız var. Hı -hı. E, ense tarafı burası, boyun tarafı burası. Beyincik, beyin sapı omurilik aşağı doğru geliyor. Burada yine fıtığımızı görüyoruz. Omuriliği e, sıkıştıran bir fıtığımız Hı -hı. var. Hı -hı. Bu hastamıza da yine ozon tedavisi uyguladık. Bakın burada yine dümdüz bir çizgiyi hale yakaladık. geliyor. Evet. Aşağı yukarı ne kadar sonra biraz öncekinden hani 1 bir, bir buçuk ay sizin Ki, normalde kita, bir, beklentiniz... bilgi 1 bir, bir buçuk ay sonra. E, Etkisi radyolojik olarak bunun etkisini görürüz Hı -hı. E, şeklinde. E, ben bunu iki iki buçuk ay sonra çekiyorum e, rutinde. Hı -hı. Peki mesela ameliyatla kıyaslandığı zaman fıtıkların tekrar etme oranı gör, oranı ne kadar oluyor? Şimdi şu görsel üzerinde anlatayım. Olur. E, bu omurliğin boyun omurgasının üstten görünüşü. Ha şöyle görüyoruz. Evet. Şuradan göstereyim. Evet, evet. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Burası sırt tarafı, burası karın tarafı. Omurliğimiz bu. Şurası. Burada bir siniri görüyoruz beyaz. Ama burada neredeyse hiç görünmez olmuş. Üstteki diskimiz buraya doğru bombeleşmiş. Burayı tamamen baskı altına almış. Hı -hı. Burada. Burada da işlemden sonra her iki tarafta eşit hale geldi. Şimdi ee, biraz önceki bel omuru şeyine geçme şansımız var mıdır? Evet, Veya yes. burada maket üzerinden Olur, göstereyim. Olur oradan da gösterelim hocam. Buyurun. Şimdi fıtık dediğimiz yapı bu. Hı hı. Şu baloncuk. Buradaki baloncuk. Buradaki e, görünüyor mu? Şunu bırakayım. Burada sinirimizi baskı altına alıyor. İyice yakından gösterebilirsek. Şöyle döndüreyim. Sinirimiz burada. Fıtık çıktığında burada baskı altına alıyor. Şimdi burası karın tarafı, burası sırt tarafı. Ameliyat ederken buradaki kasları, bağ dokularını kesip kendimize girecek yer açıyoruz. Hı -hı. Sonra burada omurluyu ve sinirleri kenara çekerek buna ulaşmaya çalışıyoruz Burada kemiklerden de bir miktar pencere açıyoruz Hı -hı. Bunu ben de yapıyorum Bu kötü bir şey olarak anlatmıyorum bunu Hı -hı. Ee, İhtiyaç halinde mecbur kaldığımızda bunu yapıyoruz Şu anki bilinen en iyi teknoloji e, en minimal girişim yine bu Hı -hı. Aslına bakarsanız cerrahi anlamda mikro cerrahi ile yapıyoruz Burada kıkır, e, kıkırdaktan bir pencere açıp içerideki jel yapıdan bu fıtıklaşan kısmı ile beraber alıyoruz ee, buradan tekrar nüksetme ihtimali %10'lar civarında. %10, %12. Hmm. Ameliyatta? Ameliyatta %10, %12. 12. Ozon tedavisinde? Ozon tedavisinde zaten fıtıklaşan yapıyı kalıcı olarak küçülttüğümüz için sonrasından burada tekrar nüksetme ihtimali çok daha düşük. %3, %5'lere düşüyor. Hmm. Bayağı avantajlı o zaman yine de her türlü her ameliyata. Her hastaya uygulayamıyoruz. Onu soracaktım. Ama... Herkese uygulanabiliyor mu? Yani her bel fıtığına uygulanabiliyor mu? Ee, şöyle aslında biraz ya? önce anlattım ya bu kas güç muayeneleri evet. yapıyoruz. Ee, bu kas gücünü birden e, beşe kadar sıralıyoruz. Sıfırda var ama Hı -hı. sıfırda ne duyu var tam bir felç hali Hı -hı. sıfır. Birden ee, beşe kadar sıralıyoruz. Beş tam gücümüz. Üç ee, ve üzeri olan kas gücü olan hastalarda ben bunu öneriyorum. Hı -hı. Özellikle genç hastalarda. Hı -hı. Ee, ama üçün altındaysa onlara yapacak bir şey yok. Onlara bir an önce ameliyat olması lazım ki çünkü o sinirler uzun süre baskı altında kaldığımda kalıcı güç kayıpları oluşabiliyor. Hmm. Onu riske atamayız. Evet. Peki bir yan etkisi var mı ozon tedavisinin bilinen? Ozon tedavisi zaten kan ozonlama, kas içi ozonlama vesaire gibi çok geniş bir uygulama şekli var. Yani direkt insanın kanını alıp onu ozon gazıyla karışıp karıştırıp tekrar veriyoruz bu. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılıyor daha çok. Zaten kana verdiğimiz bir şey, e, diskil içine verdiğimizde zaten bir sıkıntı yaratmaz. Yaratmıyor diye düşünebiliriz. Peki çok ciddi bel ağrısıyla gelen bir e, hastanıza e, bu ağrının hani ne, ne kadar zamanda azalacağı ile ilgili bilgi veriyorsunuz. Nasıl bir bilgi veriyorsunuz? Şimdi bel ağrısının ne kaynağı, yani? Bel ağrısının kaynağını bulmak gerekiyor Hı -hı. öncelikle. Şimdi bağlı bel ağrısım var. Oradaki atıyorum e, kemik ödemi oluşmuştur. Ona bağlı bel ağrısım var. E, oradaki eklemlerin kasların zorlanmasına bağlı mı bir bel ağrısı var? Fıta bağlı bel ağrılarında ozon tedavisi işlemin yaptığımız andan itibaren hasta sedyeden inerken bile rahatlama görüyoruz. Hmm. O anda bile evet. görülebiliyor. Peki mesela bu tedavi aynı zamanda bel kaymasında, bel düzleşmesinde uygulanabiliyor mu? onların mekanizmaları biraz farklı aslına hı hı. bakarsanız. Bel kaymasının da hem dereceleri var hem tipleri var. Bazı bel kaymaları oradaki kemiklerde bir miktar zedelenme veya kırık olmuş omurlar birbiri üzerine kaymış ama böyle kaynamış diyelim. Hı hı. Bu durumlarda uygulayabiliyoruz ama eğer kaymış ve hala hareketliyse bunu da röntgenlerle, tomografiyle vesaire teyit ediyoruz. Orası hala hareketliyse onları vidalarla sabitlememiz lazım ki bu sabah Buraya gelmeden önce öyle bir ameliyat yapıp da geldim. Öyle mi? Ee, biraz da yorgunum. Kusura ay, bakmayın. Yo yo rica ederiz hocam. Ee, peki ne kadar e, süreyle tekrarlanması gerekiyor? Bir kere mi yapılıyor? O mesela küçüldü diyelim ve tekrar büyümediğini söylediniz. O zaman tek seferde %90, bir %90-95 tek seans yapıyorum. Yeterli oluyor. Ee, ama bazı hastaların fıtıkları çok büyük oluyor. Hmm. Bunu da hastayla öncesinde konuşuyoruz zaten. Ee, ozon tedaviyi yapıyoruz. 3 ay sonunda e, MR'mızı çekiyoruz. Bakılıyor. Bakılıyor. Ee, i̇stediğimiz kadar küçülme sağlayamadıysak, hastanın ağrılarında şikayetlerinde istediğimiz kadar gerileme sağlayamadıysak bir seans daha yapabiliriz. iki seans daha yapabiliriz. Üç seans daha yapabiliriz. Hı -hı. Ee, onda seans şeyimiz de yok. Ee, ama benim kendi e, prensibim genç hastalarda üçe kadar denemek. Ee, ama genç dediğiniz bir yaş e, sınırı var mı hocam? 50'den aşağısına e, diyebiliriz. 50 yaşasın. Aa ne oluyor ya? Tabii ki de. Fıtık mı var? Yani bugün işte olacak gibi gözüküyor bu kadar çok çalışarak. <laughs> Peki o zaman şöyle dinleyelim birazcık da. Bir ee, de şunu ekleyebilir Tabii ki tabii ki. Şimdi, o Şimdi e, ee, istediklerinizi ekleyin hocam. İleri yaş hastalarda diğer sağlık sorunlarından dolayı ameliyat olması çok riskli hastalar grupları da var. Hı hı. Ee, onlara diyelim ki bir seans yaptık ağırlarında %15-20 azalma sağladık. Bu ileri yaş hastalar için hayat kalitesini çok arttıran bir şey. Hı hı. E, zaten bir sürü ilaç kullanıyor oluyorlar. Onun yanında 3 tane 5 tane ağır kesici kullanmaktansa hı hı. günde bir tane indirmek bile e, onların hayat kalitesi ve vücut sağlığı açısından kıymetli. E, o hastalarda birkaç seans yapabiliyorum. Hı hı. Daha fazla seanslar. E, her yaptığımızda %10'luk bir azalma onlarda e, çok kıymetli çok oluyor. Çok büyük bir rahatlama evet. oluyor muhtemelen. E, tamamlayıcı olarak bir fizik tedavi öneriyor musunuz ozon tedavisinin yanında? E, pek çok hasta da öneriyorum aslında. Güzel bir konuya değindiniz. Şimdi orada... Mesela haltercide niye fıtık olmuyor? Öyle değil mi? Nasıl yani olmayabilir, O, Ağır kaldırdım fıtık oldu diyoruz. Evet. Ama adamlar 150 kilo, 200 kaldırıyorlar kilo kaldırıyorlar. Demiş. Onlarda nasıl fıtık olmuyor? Çünkü onların anatomisi ona göre. Dizayn olmuş, kasları. kasları, eklemleri, bağları vesaire. Bir insanda bir fıtık olduysa bir şeyler yanlış gidiyordur. Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur. <laughs> Mutlaka bir şey olmuştur. Hiçbir şey mi? olmasa bile yanlış oturuyordur. Yani Farkında olmadan. Evet. Yani fizyoterapist eşliğinde birlikte çalıştığımızda bir arkadaşımız var. Yıllardır da birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz bu konuda. Karın kasları, sırt kasları hepsi oradaki gerekiyor evet, ya. Evet, evet, çok Hiçbir cool. şey olmasa bile oturuş pozisyonunu dikkat bile e, düzeltmemiz pek Taşıdığımız çok şeyi. çantadan giydiğimiz ayakkabı vesaire hepsine dikkat Aynen etmemiz yani gerekiyor. Yani bir tarafta 10 kilo taşıyacağımızı ikiye bölmemiz lazım ki dengeyi sağlayacağız. Tüm... O da bizi taşıyor sağ olsun evet. iyi bakmamız gerekiyor değil mi Aynen hocam? Öyle. Çok güzel bilgiler verdiniz yeni tedavi yöntemleri hakkında. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hocamızı bir alkışla uğurluyorum. Çok, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Ve ben hemen bir diğer konumu davet etmek istiyorum. Ee, operatör doktor İskender Alkın Solmaz hocam geliyor. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiydin, hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Şöyle başlayalım. Ee, öküloplastik. Öküloplastik Okey. cerrahinin kelime anlamı. Hı. nedir? Doğru mu söyledim? Oküloplasti. Oküloplasti. Doğru söylediniz sayılır ya oküloplasti. Oküloplasti nedir? Aslında o kilo göz demek. Plastik de biliyorsunuz plastik cerrahi veya işte rekonstrüksiyonda kullandığımız bizim aslında tamir etmek, düzeltmek anlamına gelir. Oküloplasti de gözün etrafındaki dokuların yani işte göz kapakları, işte Torba gözyaşı başlar. bezleri, torbalanmalar, kaşlar, kirpikler ve işte biraz yukarıya çıkarsak alın biraz aşağı inersek yüz ortası filan birazcık da yüze doğru artık inmeye çıkmaya başlayan bir cerrahi branş esasında. Ee, neden yapılıyor diye soralım. Hangi sebeplerle yapılıyor? <yeteniyorsam. gülüyor> Aslında bir sürü sebebi var galiba şimdi Aynen. sayacağız ama. Şöyle yani şimdi e, sonuçta e, gözün ana branşlarından alt branşlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla... Ee, sağlık amacıyla da çok geniş bir uygulama alanı var Yani nedir mesela işte göz kapağı düşüklüğü Özellikle çocuklarda yeni doğanlarda Bu hem görmeyi de engellediği için e, Ve ilerleyen yaşlarda da ciddi bir görme problemine neden olma ihtimali olduğu için Biz bunu cerrahi olarak düzeltmek tıbbi bir endikasyondur Yani sağlık amacıyla yapılır. yapılır Ya da mesela bir gözyaşı kanal tıkanıklığımız var ee, Dolayısıyla o gözün içerisinde artık gözyaşı tahliye edilemiyor İçeride kalıyor ve orada sürekli bir enfeksiyonu da ulaştırıyor bunu da tamir etmek veya düzeltmek yine sağlık amacıyla yapılan bir hı hı. işlem ama öbür taraftan şimdi günümüzde ee, çok çok artık moda olmaya başladı. Göz etrafındaki dokularda estetik ya, evet. yani. Bir de işin o tarafı var. Yani işte göz kapaklarındaki o fazlaların alınması, alttaki torbaların yapılanması, gözün şeklinin değiştirilmesi, kaşların yerinin değiştirilmesi falan. Bu da aslında birazcık daha işin güzellik tarafı yani. Kısmı değil mi? Varsa <laughs> imkanlar neden yapmayalım diye insanlar düşünüyordur gözler yani. gözler kalbin aynısıdır yani. yani ama <laughs> ben tabii o şekille değil daha çok içten geldiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum? ya Mutlaka tabii canım. Yani yani. Evet, ama şekil de etkiliyor ya onu acayip, söyleyeyim evet. ya. Yani. Artık yani ufak Tefek böyle oralarda Binicik küçük minik dokunuşlar. dokunuşlar, küçük trikler bazen inanılmaz şeyler yapabiliyor yani. Görüyoruz o yüzden. O de çok popüler olmaya başladı. Şimdi göz kapak kaldırma işlemi nedir, nasıl yapılır? Şimdi göz kapağı kaldırma işlemi aslında az önce söylediğim gibi mesela kapak düşüklüğünde eğer görme eksenini kapatıyorsa bu kapak kaldırma başka bir konumuz bizim görmeyi açmak için yaptığımız bir iş ve çocuk yaşta da mesela veya işte ilerleyen yaşta da yapabiliyoruz ama. Ya çok bu sık sarkan, bizim ifade ile evet, alakalı şey evet, mi o? dediğimiz veya işte göz kapandaki o fazlalıkların alınması, kapak kaldırma belki Hı -hı. diyebileceğimiz işlem. Hı -hı. Oradaki doku fazlalaştığı zaman, içerideki yağ paketleri dışarı doğru gelmeye Hı -hı. başladığı zaman, e, ve cilt dokusu kendini bırakmaya başladığı zaman işte orada birazcık hem estetik kaygıyla ama hem de sağlık fonksiyonel tabii. kaygıyla, sağlık amacıyla çok sık uyguladığımız bir cerrahi. Bunu da nasıl yapıyoruz? Ee, tabii yani mutlaka işte iyi bir göz muayenesi yaptıktan sonra çünkü gözün etrafında çalışıyoruz neticede. Dolayısıyla ve de e, hastanın yüzüne uygun ondan sonra cerrahi seçerek veya işte cerrahi şekli uygulayarak hı hı. diye söyleyebilirim. Oradaki fazlalıklarını alıp eksiklerin yerine konulması ve güzel bir ortam sağlanması. Hep evet, mesela şeyi merak ediyorum. Bu ameliyattan sonra e, göz kapağı düşük ve eğer genetikse eğer bütün ailemizde böyle bir e, yapı varsa... Ameliyat sonrasında tekrarlayabiliyor mu? Yani bunu yapılan ameliyatla alakası değil de daha çok genetiğimizle alakası vardır. Yani var. Ya bu tekrarlar var, var. mı? Yok şöyle bunun en güzel taraflarından bir tanesi mesela uzun ömürlü. Ondan sonra kalıcı bir iş olması. Yani şimdi burada nerede geliyor bizi bu hastalar? Aile yüz yapısı, genetik yatkınlıklar. Bunlar çok çok önemli. Yani çok daha mesela erken yaşlarda bile işte gözaltı torbalarıyla, çok daha erken dönemlerde işte kapak düşüklükleriyle, üstteki dokudaki fazlalıklarla karşılaşabiliyoruz. Artı Kadın erkek neredeyse eşit şu anda ve de hakikaten dünyada en çok yapılan mesela estetik ameliyatlar sıralamasına bakarsak en tepelere çıkmış vaziyette burundur herhalde ilki. İkincisi budur mı? yani hani evet. veya ülke ülke değişir belki mesela. Yani Türkiye'de hmm. burundur işte Danimarka'da göz kapandır falan değil. öyle olabilir. Ama e, tekrarlıyor. Bu, bu tekrarlamaz. Yani çünkü uzun ömürlü bir iş. Bunu yaptıktan sonra uzun yıllar Artık etkisini korur. 10 sene, 15 sene, 20 sene götürür. Şeyi merak ha, ediyorum. Tekrarlarsa bir daha yapılmaz mı? Yapılabilir Ay, tabii yani. Mesela 30 yaşında birinin yaptırmasıyla atıyorum 70 yaşında, 65 ya. yaşında ben artık karar verdim de diyen bir kişi içinde farklılıklar oluyor mu sizce? Oluyor tabii. Yani şimdi şöyle e, dokunun iyileşmesi evet, ondan sonra o, her zaman için iyi. genç yaşta çok daha iyidir. Evet. Bir de böyle mesela uzun ömürlü bir işten bahsediyor. Şimdi 20'li yaşlar bile 30 bile değil. Mesela 18 yaşının üstünde artık herhangi bir problem yoksa diyelim ki göz altında torbalarım var ve bu uzun ömürlü bir iş. Kaldı ki biz bu işleri nasıl yapıyoruz? Lokal anestezi, Hı -hı. tamam? mı? Genellikle Hastaları Hı -hı. uyutmuyoruz. Hı -hı. Ondan sonra bizimle hem kooper olsunlar hem daha başarılı sonuç alın diye İşte göz kapan içerisinden girebiliyoruz. Dolayısıyla kesiler, dikişler yarı izleri saklı oluyor ve bu hiç dokunmamış şey, oluyoruz. Bu şey torba için mi söylüyorsunuz? Mesela içinden, evet, yani. aynen torbalar için. Ve de uzun ömürlü olduğu için. E şimdi mesela geliyor 20 yaşta da göz altında torbaları var filan. Git sen 50 yaşına gel demenin bir lüzum yok. Çünkü onu yaptığın zaman uzun yıllar götürüyor zaten. Ve en güzel zamanlarını güzel güzel yaşayabilsin evet, evet ya. ya. Evet. Bizim zamanımızda öyle şeyler yok. Ben torbalı <laughs> torbalı gezmiştim valla. <laughs> yok gayet iyiydi. Neyse dedi. sonra ışık dolgusu çıktı hocam da oradan yırttım ben. Neyse. Valla onu hiç tavsiye etmem. Aslında onu ayrıca konuşabiliriz ya. O bambaşka bir konu. İyice gittikçe böyle e, yani bozuk şu an ne bozuk noktaya işler bayağı Aa, oldu yani. O, yani o, bir 10 senem falan aman. oldu. Çok memnunum. E, şöyle e, bu morluk meselesi. İz hmm. e, meselesi ne kadar hocam iz kalacak İşte göz altı eğer alt üst aynı anda oluyor mu olduğu zaman ne kadar sürede bir iyileşme süreci bizi bekliyor Vallahi şöyle söyleyeyim ee, yani az önce dediğim gibi genellikle lokal anestezi tercih ediyoruz. Neden çünkü hem daha güvenlidir ama hem de mesela gözler hareketli dokular tamam mı hmm. yani burun gibi sabit değil. Onun için bizimle kooper olmasını istiyoruz aslında hmm. açacağız kapatacağız Bakıyor bakacağız, yani bakacağız falan tabii bakacağız. Biz bakacağız yani hasta bakmasa hasta da ama biz bakacağız ama e, istiyoruz ki oradan iyi bir sonuç alalım. Yoksa hani genel ensizliği yapılabilir mi? Yapılabilir ama lokali tercih ederiz. Hı hı. Üst kapak için konuşuyorum. Hı hı. Kapağın üstündeki çizgileri kullanırız. Tamam evet. Veya bazen içeriden de yapabiliyoruz bu işi ama göz kapandaki o doğal anatomik çizgileri kullandığımız için yüzdeki dolayısıyla oradan iz kalma ihtimalimiz neredeyse yok denecek kadar az. Ama sonuçta cerrahi bir işlem bu yani hiç kalmaz asla filan diye kalabilir yani ama onu takip etmek lazım, evet. görmek lazım ama çok düşüktür ihtimaller. Hı hı. Alt için hem dışarıdan olabilir, yüz ortasıyla kombinlenebilir. Ama hem de göz kapanın içinden olabilir. Orada da is kalma ihtimali çok çok düşüktür. Hmm. Yani o estetik kesileri o yüzdeki çizgilerin içerisinde biz saklayabildiğimiz için. Ve de e, yani... İşte hastalar aynı gün taburcu olurlar. İşte gözlerini kapatmayız. Öyle çok belirgin ağrısız yapmaz falan. Yani hastayı böyle çok işte ev istirahati işinden gücünden çok uzak tutan işler değil. değil. O da güzel bir şey bir taraftan. Hmm. Ve bir hafta on gün içerisinde de yaklaşık o dikişlerini falan alırız. Daha iyi bir noktaya gelir. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi herhalde gözdeki ifade değiştirir mi? <laughs> yani. Değişiyor mu yani? Şöyle söyleyeyim şimdi. Göz çok özel bir. Bazen gerçekten bambaşka e, insanlar evet, olabilir yani, aynen, yani. Yani o yüzden şimdi mesela bu soruyu cevap vermek çok kolay değil. Şimdi evet, gözler doğru. çok özel ve herkesin yüzü, gözü kendine özel. Bir yani e, de en her önemli gö e, evet. yani gözler çok önemli. Şimdi en sevdiklerimizi düşünün filan hani çocuklarımız, çocuklarımız filan. Yani değiştirmek istiyor musun? Bazen istiyorlar. Yani mesela yani diyelim canım ki işte göz yapısı çok patolojik. İşte şey aşağılara olayım. düşük Hı. böyle üzgün bir ifade var. Kaşlar aşağıda filan. O zaman değiştirmek istiyoruz hakikaten yani. Ama onun dışında yaparken bu tür işleri yani mümkün mertebe başka bir insan yapmamak lazım Yani ben ona çok inanıyorum Hani daha doğal sınırlar içerisinde kalmakta fayda var öyle düşünüyorum Peki şöyle devam edelim göz kapağı düşen ya da düşük olan birisi öncesinde size geldiği zaman nasıl bir tetkik yapılıyor neye bakıyorsunuz kimlere yapabiliyorsunuz kimlere yapamıyorsunuz Bu da çok önemli yani şimdi şöyle az önce söylediğim gibi yani 18 yaşın üstünde herkese yapılabilir bu. Hatta mesela diyelim ki kapak düşüklüğü eğer görmeye engel oluyorsa o zaman çok daha küçük yaşlarda da bunu yapmak lazım. Hmm. Ama estetik kısmını düşünecek olursak yine bile e, mutlaka ayrıntılı bir göz muayenesi yapmakta fayda var. Çünkü bu işin şakası yok. Yani gözler evet. var işin içerisinde. Dolayısıyla buralarda işlem yaparken hmm. yani bu cerrahi de olsa... Ondan sonra bir takım işte kozmetikler, kozmetik uygulamalar, botokslar, dolgular vesaireler de olsa mutlaka gözleri orada korumak lazım. Yani en önemli konu bu. Evet. Tamam? Ee, ve hasta ile birebir konsültasyon da çok önemli. Yani işte ne bekliyorsun? Biz senin için ne yapabiliriz? kısmı işte başka birisi olmak isteyenler ve işte kafasında farklı fikirlerle gelenler de çok sıklıklı bu işin içerisinde olduğu için Bence çok hassas bir nokta. Yani onu böyle oturup anlaşarak falan e, karar lazım. karar veriyorsunuz. Aynen. Anladım. Aynen. E, çok popüler olan badem göz. Tavsiye ediyor musunuz hocam? E, evet, değil mi? Böyle artık avatar'daki gibi herkesin gözü çekecek. Evet, herkesin çekik 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 iri ve şey çekik. <laughs> evet. Yani şöyle söyleyeyim bu birazcık insanların mutluluğuyla ve işte hayattan beklentileriyle ilgilidir. Şimdi aslında bu işte birazcık daha gözün açısının yukarıya doğru olması işte Fox Eye dedikleri veya işte evet, evet. ondan sonra e, güzel bir ifade verir. Yani ve ama aslında hepimizin gözleri de birazcık böyle hafif yukarıya doğru eğimlidir. Yani 1-2 milimetre bir açı vardır zaten. Hmm. Bu sağlık için de fonksiyonellik açısından da mesela gözyaşının dağılması için de iyi bir şey. Fakat tabii bu gittikçe daha estetik ön plana çıkmaya başladıkça işte Instagram, selfie çağı vesaire falan evet. daha artık dikkat çekiyor. İçinde Dolayısıyla filtrelerle badem göz nasıl olabileceğimizi e, gördüğümüz mi, için <laughs> neden normal hayatta böyle değiliz diye Aynen. düşündürttürüyor artık yani bizde değil mi? Evet yani şimdi orada oturup onu çok güzel değerlendirmek lazım. Yani sağlık açısından bir problem teşkil Hı -hı. edecek mi gözlerin sağlığı açısından özellikle veya işte gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Bir hasta portföy mesela kitle var. Diyelim ki gerçekten yapı anormal bozuk. İşte her şey aşağıda. O mesela üzgün bir görüntü verir. Kaşlar aşağıda, gözler aşağıda filan. Onlara okey tamam ama ya da onun dışında ufak tefek değişiklikler var. Peki çok ama radikal değişiklik. Ben çok taraftar yani değilim şöyle ama biri, istiyorlar şöyle mı? Biri, evet. yani şöyle biri biraz radikal ama tabii ki kendisi bilir de yani, yani. yine de ne bileyim. E şeyi sormak istiyorum. E nasıl yapılıyor? Valla yani birçok e yöntem var. Yani şimdi orada evet, temel esas da evet. Ee, şey gözün bu içerisinde durduğu, kafatasının içerisinde durduğu ve etrafında göz kapaklarıyla çevrili bir organ gözümüz. Dolayısıyla biz bu işi yaparken bu çerçeveyi bir parça şekillendiriyoruz. Öyle düşünün. Kemiği. Hayır çerçeve dediğim göz kapakları, gözün etrafını saran çerçeve. Bunu bir parça şekillendiriyoruz. Ama bunun kemikle ilişkisine de dokunmak lazım. Yani öyle ufak tefek oradan iple astım buradan çektimle olmaz o. Yani oradaki çerçeveyi alıp böyle duruyorsun. Çevirip birazcık daha filan yukarılara sabitlemek lazım. Bunu da gözün etrafından minik kesilerle de yapabiliriz. Ya da mesela yukarılardan girip işte endoskoplarla ondan sonra şakakla filan yukarıya da alabiliriz. ya yani farklı yöntemler var ama doğru hastaya göre doğru yöntemi seçmek lazım. Tavsiye ediyor musunuz diye sormuştum başta. <laughs> ya o birazcık da dediğim gibi yani insanların <laughs> ne istediği alakalı. Diyemezsiniz. Ya, Nasıl bir, bir soru? Güzel bu. oluyor yani. <laughs> yani evet Aynen. güzel oluyordur mutlaka Peki e, göz cerrahilerinde hata payı ya da ne bileyim aksilik payı var mıdır? Her cerrahide vardır. Yani sonuçta bunlar e, cerrahi işlemler ama burada birazcık daha hassas olmakta fayda var çünkü e, görmeyle ilgili konular e, şey kabul etmez yani hata kabul etmez Tabii öyle de. bir şansımız yok yani işte biz göz ameliyatı yaptık sonra Aa, evet ama görmeyle ilgili öyle bir dünya yok yani öyle hmm. bir şey yapma şansımız yok bunu ben hata olarak da saymıyorum mesela ama sonuç olarak cerrahi bir işlem söz konusu işte o yüzden diyorum mutlaka baştan çok ayrıntılı bir Göz muayenesi ve göz çevresi muayenesi ve hatta yüz muayenesi. Yani işte yüzün etrafındaki sinirlerin nasıl çalıştığı da çok önemli. O göz kapakları açılıp kapanırken ne durumdayız bunların hepsi çok önemli şeyler. Hı hı. Ve bunların hepsini hastayla konuşarak ilerlemek lazım. Yani beklentimiz ney? Neyle karşılaşabiliriz ve potansiyel risklerimiz ne? Bunları iyi analiz ederek gitmek lazım bu işlerde. Peki önemli bir konu. Şimdi biraz botokstan bahsedeceğiz. Botoksla ilgili özellikle de internette çok yer alan ve kirli bilgi diyebileceğimiz çok şeyler okuyoruz aslında. Bu konu sizi rahatsız ediyor mu? Ya da sizin gibi hekimleri rahatsız ediyor mu? Ya da mesela botoksun önümüzdeki dönemlerde yerini ne bileyim bir krem şöyle şöyle bir pıt yapacaksın. bu falan olacak böyle bir şey bekliyor musunuz? <laughs> Yok beklemiyorum ama şöyle bir şey var. Ee, bizi çok rahatsız etmiyor çünkü biz o tür şeylere çok aslında denk gelmiyoruz. Ee, botoks, yani sadece botoks değil mesela botokslar, dolgular, mezoterapi artık böyle bir sürü çılgınca işler Müthiş var. Ya, ee, evet. Botoksu bulan mesela aslında bir göz doktordur Kanadalı ta eskiden ve ilk olarak oftalmolojide kullanılmıştır yani bu enteresan bir bilgidir. Biz de mesela paralitik şaşılıklarda veya bileforospazm hastalarında böyle istemsiz kasımlar olan hmm. göz kapaklarında hastalarda botoksla tedavi başlamıştır. Sonrasında işte kozmetikte ve işte yüz plastikte falan kullanılması daha yaygınlaşıyor. Ee, bu tür enstrümanların hepsi aslında tamamlayıcı işler gibi düşünmek lazım ve de şöyle söyleyebilirim yani doğru şekilde kullanıldığı zaman ve de doğru ellerde uygun tedavi seçildiği zaman bunlar çok başarılı işler yani hmm. kötü değil. Mesela işte bugün neyi savunamam işte gözaltı dolgusunu savunamam belki 5 sene önce 10 sene önce savunabilirdim. Yapıyordunuz belki. Evet yapıyordu belki herkes biz de yapıyorduk falan ama, ama baktık ki bu gidişat kötü iyi neden değil. Neden kötü dediniz? Orada farklı farklı şeyler dönüyor. Yani onu başka uzun uzun anlatabilirim yani şu anda ama ama şimdi yaptırmayı düşünen falan varsa Evet yani şimdi çok hocam. tavsiye etmem mesela kısacası onu söyleyebilirim. Şimdi dolguları da kullanırken biz diyelim ki işte yüzde veya gözün etrafında burada bir hacim vermek veya oraya bir canlılık katmak veya bazen bir kaldıraç etkisi yaratmak için kullanabiliyoruz. Ama göz altında şunu gördük uzun yıllardır piyasada olduğu için ki artık çok böyle o erimiyor bir şekilde, gitmiyor bir yerlere. Orada kalıyor filan. Bu aralar biraz böyle ona hmm. defans yapmaya da. başladım ben. Yani e sanki başka işler daha iyi. işte cerrahi olabilir. E. Ne bileyim veya yaşta işte lazer olabilir. Ya da mezoterapi olabilir hmm. filan. Hani başka işlerde daha iyi sonuç alıyoruz. Ve daha az komplikasyonla karşılaşıyoruz Bunların hepsini biz tartarak ilerliyoruz. Botoks da öyle oldu. mesela Beni 30 yıllık, 40 yıllık göre. geçmişi var. Yani milyonlarca hastada kullanıldı filan. Hani o internetteki haberler okey ama... Bir de tıbbi literatür var. Bir de gerçekler var. Yani şu kısacası özeti doğru yerde, doğru miktarda ve uygun ellerde çok çok güvenlidir Güvenli mesela, çok çok başarılıdır yani. Peki, e, size bir soru sormak istiyorum. Neden bu mesleği seçtiniz? Nasıl seçtiniz diye? <laughs> yani, Neden bu mesleği seçtiniz? Yani bir kadın ancak bu kadar bu konulara bence heyecanlanabilir. <laughs> Siz de o kadar heyecanlanıyorsunuz <laughs> bence. Şöyle yani neden bu mesleği seçtiniz? Neden doktor oldunuz derseniz sevdiğim için yani tıp çok çok özel, çok yani Tabii kutsal ki. bir branş o işin her tarafı. E, göz hastalıkları da çok önemli bir değil benim için ama göze, göze, göze başladıktan sonra da birazcık daha böyle işte e, oradan işte göz kapakları, yüz, okuloplastik cerrahi falan bir uç uzmanlık gibi olduk. Seviyoruz herhalde ondan bilmiyorum yani ondan herhalde öyle tahmin ediyorum. Peki, e, yaptığınız bir araştırma ne bileyim bundan sonrası için üzerinde çalıştığınız bize verebileceğiniz bir müjde bir buluş olma ihtimali var mı hocam? Neyin üzerinde çalışıyorsunuz daha çok? Ha, bizim başka konularımız var üzerinde çalıştığımız ama bambaşka konular onlar. Yani bir işte başka bir protokolümüz var. Onun üzerinde bir göz damlası ile ilgili çalışmalarımız var filan. Belki duymuşsunuzdur haberlerde bu aralar ama o başka bir iş yani. O başka bir konu. Şey. Aynen. İlk operasyonunuzu hatırlıyor musunuz? <laughs> i̇lk operasyonu Hatırlamıyorum ama asistanlığıma ilk başladığım zamanlar herhalde şişlet yaptım ben asistanlığımı. İşte Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Ondan sonra Şişli Etfal'de ilk başladığımda tabii o heyecanla herhalde ufak tefek bir şeyler yaptırdılar bize o zamanki hocalarımız hmm. ki çok değerli insanlardır. Yani bizim ülkemizde tıp geleneği gerçekten çok kuvvetli ve çok güzel bir tıp geleneği var. E, ve hocalarımız da bizi yetiştiren insanlara da çok saygımız sonsuz gerçekten. Hmm. Ya yani umarım hep böyle kalır. Yani müjde vermesem de böyle bir şey söyleyeyim bari hiç olmazsa. Peki. Operatör Doktor İskender, Alkın Solmaz hocama verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ben ediyorum. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağlay'la yeni bir gün devam edecek. Buyurun. Evet yayınımızın sonuna geliyoruz. Ne kadar güzel olmuş. Merve de benim yerime oturmuş. yemin yiyor. Güzel olmuş mu? Bayat ekmekten değil mi Merveciğim? Ne yapılmış? Ya Allah için şu... Ay, bayat ekmekten... Ee, ben de bir şey geliyorum börek. puding yaptım bayat ekmekten puding yaptım daha ne yapayım artık size? Bayat ekmekten bu tuzlu da bir börek. de tuzluyu da yaptık bu da tatlı şunun bir tadına bakar mısın? Çok Bana merak ediyorum onaydı. reaksiyonunu çok merak ediyorum. Ama yanlış insan yediriyorsun çünkü ben tatlı sevmem. Ama şey üzümünden alma ucundan al evet sufle gibi. Hiç tahmin etmeyecek. ekmek Bunun ekmekten olduğunu tahmin edemezsin evet, yani. Ama. Mümkün değil. Tekrar yaparız. Şey, sütlü tatlı evet, gibi. Evet aynen öyle. Müthiş. Aynen öyle. Çok Vallahi güzel çok güzel olmuş. Evet. evet, evet. evet. Çok Bir de şu oldu. an sıcak o kadar güzel ki. Evet. evet. Harikasın. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrar Sağ teşekkür ol. ediyoruz. Gözlerimizi alamıyoruz. Siz demeye doyamadım Eber Çağla. Hanımcığım, yani <laughs> e, bugün belki biter demişti ama üzerinde o kadar evet. böyle ince ince uğraşıyor ki bilmiyorum. Ekranları başındaki izleyicilerimiz buradaki detayları, simleri, parlaklıkları ve ince işçiliği görebiliyor mu? Ellerinize sağlık ve hala devam ediyor anladım kadere. Evet ama bence oturdu yani şu anda. Oturmaya başladı yarın eskitmelerini tamamlayacağım. Diyorum ki Çağla hediye edelim mi? Hmm. Edelim mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de edelim. Tabii Peki. ki. Peki. O ki de. zaman yarın yayın Çok başladığında güzel. bizi aramaya evet. başlasınlar. Yayın sonunda verelim. verelim. Olur mu? Verelim ya da en geç pazartesi ha. günü sahibine kavuşturalım. Peki. Gerçekten ellerine, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Yayınımızın da sonunda geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.